Ben öncelikle İslamiyet'teki felsefe ekollere genel bir bakıştan sonra İrfan-ı Safa ile ilgili özel genel bir açıklama yapacağım. Tabii burada İslamiyet'te felsefe dediğimiz zaman yaklaşık felsefe tarihinin 2500 yıllık bir süreci içinde 7. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar sürer bir dönemi kapsamakta. Yani İslam felsefesinin en yoğun olduğu yer 7. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar olan bir süreçte. 500 yılı aşkın bir sürede kurulup gelişmiş olan İslam felsefesi, kendi öz kaynakları yanı sıra kısmen Hint, İran ve esas olarak antik dönem Grek uygarlığının etkisinde kalmıştır. Buna çağının düşünce ve ilim anlayışına uygun olarak evrenin bütünü hakkında bir görüşü ortaya koymak, hiçbir özelliği de ilave etmek gerekmemektedir. İslam felsefesi bu özellikleriyle Orta Çağ Batı felsefesini etkilemiş ve genel felsefe tarihi içinde Antik Çağ'ın ve Helenistik dönem felsefe akımları ile Rönesans, Yeni Çağ ve modern Avrupa felsefe hareketleri arasında köprü görevi yaparak insanlık düşünce tarihindeki önemli bir yerini almıştır. Dolayısıyla İslam felsefesini yaşanmış ve bitmiş bir düşünce hareketi olarak değil de öncesi ve sonrası ile birlikte, yani etkilendiği ve etkilediği düşünce dünyaları ile birlikte görüp incelemekte yarar var. Bu nedenlerle İslam felsefesi sadece Doğu düşünceleriyle Batı düşüncelerini bir araya getirip uzlaştıran eklektik bir düşünceden ibaret olmayıp zaman içinde kendi şartlarının, değerlerinin, iç ve dış kaynaklarının özelliklerine de barındırmaktadır. Yapılan araştırmalardan İslam felsefesinin kendinden önceki felsefelerin basit bir devamı olmadığı görülecektir. Bu araştırmalar sadece çeviri, geniş açıklama ve yorumlardan ibaret olmamıştır. Bu araştırmalarda İslam felsefesi ifadesini sadece felsefe ile ve filozoflar denilen düşünürlerle sınırlandırmanın da doğru olmadığı ortadadır. Onlara öncelik eden büyük kelamcıları, yani Kur'an'ı yorumlayanları, sufileri ve hatta büyük hukukçuları da katmak gerektiği düşünürse İslam felsefesinin değeri ve önemi açık bir şekilde anlaşılacaktır. İslam felsefesinin sınırlarının nereye kadar uzandığı konusu tam ve kesin bir şekilde ortaya konmuş değildir. Bazıları bu deyimi sadece filozofların ele aldığı problemlerle sınırlandırmayıp kelamcıları ve sufileri de bu ifadenin içinde göstermek gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Felsefe tarihçileri ise onun antik Grek felsefesi geleneği ve bu felsefenin İslam felsefesine yaptığı etkileri göz önüne alarak Platon, Aristo, Helenistik felsefe, Platonist, Kindi, Farabi, İbn Sina ve İbn Rüşd'ün felsefe çalışmalarında dahil edip 500 yıllık bir dönem içinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. İslam felsefesi, İslam'a ait her türlü düşünce gibi İslam dinini kabul etmiş olan milletlerin çeşitli oranlarda katkılarının bulunduğu ortak bir üründür. Örneğin Araplar, Türkler ve İranlılar bu ortaklıkta önemli roller üstlenmişlerdir. Ayrıca özellikle çevirilerin yapıldığı 7. yüzyılda Süryaniler, Museviler, Sabiler ve İranlıların da İslam felsefesinin oluşumunda önemli katkıları vardır. Hal böyleyken İslam dünyasındaki söz konusu felsefi hareketine Araplar, Arap felsefesi veya İslam dininin iki kaynağı olan Kur'an-ı Kerim ve hadisleri dikkate alarak Müslüman felsefesi, İslamiyet'te felsefe, İslam dünyasının felsefesi gibi çeşitli isimler verilmek istemişlerse de genel tabirle bu durum sadece İslam felsefesi olarak adlandırılması en doğru yaklaşımdır. İslam felsefesi kendine özgü hatlarıyla iyi,
güzel, doğru ve hakikatiyle ilgilenmiştir. Keza kendinden önceki ve sonraki felsefe ekoller tarzında fizik, siyaset, metafizik ve din gibi bütün teorik ve pratik konuları araştırmış, orta çağın bakış açısı içinde Allah, alem ve insan arasındaki ilişkileri yorumlayıp açıklamaya çalışmıştır. İslam dünyasında felsefe düşüncenin bir ekol olarak başlayıp kurulması, iç ve dış birçok sebebin yanı sıra Grek filozofların eserlerinin Süryanice ve Arapça'ya yapılan ilk çevirileriyle aynı zamanlara rastlar. Bu dönem İslam tarihinde Abbas hilafetinin kuruluş dönemine denk gelmektedir. Ancak İslam felsefesine önemli katkıları olan Grek felsefesinin etkisi doğrudan olmayıp Helenistik felsefe yani İskenderiye ekolü yoluyla gerçekleşmiştir. 6. yüzyılın başlarında dağılan Atina okullarındaki düşünürlerden bazıları, yani 570 yılında İskenderiye'ye, bir kısmı da Suriye'deki merkezlere gitmiştir. Buralarda Platon ve Aristo'yu açıklayarak bir felsefi ekol oluşturmuşlardır. Sözü edilen merkezlerde önceleri Grekçe yazılan eserler sonradan Süryanice'ye ve Arapça'ya çevrilmiştir. İşte İslam dünyasında daha sonra Arapça'ya intikal ettirilen ve İslam felsefesinin kuruluşunda etkisi olan eserler ilk planda bunlar olmuştur. Bu kaynaklara 7. yüzyılın ortalarında Müslüman Arapların fethettiği Suriye ve İran'daki kilise ve havralarda yapılan ilmi faaliyetleri de ilave etmek gerekmektedir. Özellikle Platon, Aristo ve yeni Platonculuğun Hristiyanlıkla ilgili eserleri Arapçaya yakın bir dil olan Süryanice yazılıyordu. Keza sözü edilen merkezlerden bazıları tamamen teolojiye dair düşünceler geliştirirken felsefi ve dini bir nitelik kazanıyordu. Diğer yandan dil bilgisi, söz sanatı, felsefe, tıp, aritmetik, geometri ve astronomi gibi bilim dalları bu okulların yaptığı önemli çalışmaları oluşturuyordu. Özellikle Urfa, Nusaybin, Harran, Cundüşapur ve Antakya o dönemin başta gelen bilim ve kültür merkezleriydi. Çeviri çalışmalarında Emeviler dönemi ki yaklaşık 661-750 yılları arasında önemli bir katkısının bulunduğu söylenemez. İlahiyatın yanında pozitif ilimlere ilgi gösteren Abbasiler de özellikle Halife Mansur döneminde çok yoğunlaşmıştır. Harun Reşit ve oğlu Memun dönemlerinde ise İslam felsefesinin önemli malzemesi sayılabilecek eserler çok sistemli bir çeviri faaliyetiyle Arapçaya kazandırılmıştır. Bunun etkisiyle Abbas halifesi Memun dönemindeki 813-833 yılları arasında halifelik dönemi olmuştur. Bağdat'ta 820 yılında Beytül Hikme, Felsefe Evi adı verilen bir akademi kurmuştur ki burasının İslam felsefesinin kuruluş ve gelişmesinde çok önemli bir işlevi olmuştur. Bu Beytül Hikme Bağdat'ta kurulan önemli bir merkezdir. Buradaki en güzel olay o zaman toplumun aristokrat kesimi dediğimiz kişiler arasındaki değeri ortaya çıkmakta kullanılan etken bu kişilerin evlerindeki veya yakınlarında açmış oldukları kütüphanelerdir. Yani kişilerin kütüphanelerindeki el yazmalarına göre bu kişilerin bilgili olup olmadığı konusuna karar veriliyordu ki çok önemli bir kıstastır. Bütünlüğü içinde İslam felsefesi hareketini Doğu ve Batı, yani Doğu'dan kastettiğimiz Orta Doğu, Batı dediğimizde Endülüs felsefeleri olmak üzere iki büyük kola ayrılmak gelenek haline almıştır. Felsefi düşünceyi kurma ve geliştirme bakımından Doğu kolu dediğimiz Mısır'dan Horasan'a kadar uzanan çok geniş bir coğrafyayı kapladığı gibi
Batı koluna göre, yani Endülüs'e göre çok daha verimli ve kalıcı olmuştur. İslam felsefesinin Endülüs kolu ise hepimizin bildiği gibi 711 yılında Tarık bin Ziyad'ın İspanya'ya geçmediği dönemle başlamıştır. Ve sadece burada çok önemli İbn-i Rüşd ve onun eserlerini görüyoruz ki bu da azımsanacak bir şey değil aslında. İbn-i Rüşd özellikle Engizisyon'un yoğun olduğu dönemlerde Avrupa için bir aydınlanma döneminin başlangıcına sebep olmuştur. İslam felsefesini konu edinen tarihçiler söz konusu ekolleri ve bunların temsilcilerini belirli isimler altında toplayarak sistemleştirmişlerdir. Şu anda ki araştırmacıların sonuçlarına göre, yani araştırma yapan kişilerin sonuçlarına göre İslam felsefesinde 5 büyük ekol vardır. Bunlar tabiatçılar, doğa felsefecisi veya naturalistler dediğimiz birinci kol. İkinci maddiyun ya da materyalistler dediğimiz ikinci kol. Üçüncü batiniler. Dördüncü meşailer. Beşinci işrakiler. Ve son olarak da ihvan-ı safa dediğimiz ekol. Şimdi o dönemin ortamını sizlere yansıtmak amacıyla bu felsefi ekollerin tanımlarını birer paragraf halinde sizlere kısaca sunmaya çalışacağım. Tabii naturalistler veya doğa felsefecileri dediğimiz ekol. 865-925 yılları arasında yaşayan Ebubekir Zekeriya Razi tarafından kurulmuştur. Buna göre deney ve tüme varım yöntemini İslam düşünce dünyasında ilk defa kullanan ve bilginin kaynağı olarak daha çok duyumları kabul eden, yani beş tane duyumuzun kabul eden ilk felsefi ekoldür. Zekeriya Razi bütün inanç ve dinlere karşı büyük bir hoşgörüyle bakmıştır. Düşünce tarihinde dinleri birleştirmek fikrini ileri süren, yani tek dünya dini tabirini kullanan kişidir. Razi'ye göre felsefe insanın gücü yettiği ölçüde Allah'a benzemesi olarak ifade edilebilir. İkinci grup maddeciler, yani materyalistler. 910 yılında ölen İbn Ravandi tarafından kurulmuştur. Materyalist felsefi ekolü de tabiatçılar gibi duyulardan başka bilgi kaynağını kabul etmediği gibi tek gerçek olarak maddeyi benimsemişlerdir. Maddecilerin önemli fikirlerini kısaca şöyle özetleyebiliriz. Her varlık bir bakıma maddidir. Maddeden ayrı bağımsız bir ruh yoktur. Alem, yani kainat ve Allah bir ve aynı şeydir. Onun için kainattan ayrı irade sahibi, hür ve şuurlu bir yaratıcı yoktur. İnsanın varlığı külli, yani tümel varlığın bir sonucundan ibarettir. Tabii 900'lü yıllarda birileri böyle söylediği zaman özellikle İslam dünyasında nasıl bir tepki aldığı konusunu yorumlamanızı veya bu konuda biraz düşünmenizi istiyorum. Yani günümüzden yaklaşık 1300 yıl önceki görüş. Üçüncüsü batinilik. Batiniliğin temel inanç sistemi içindeki en önemli hareket noktası Kur'an'da her ifadenin bir zahiri bir de batini, yani gizli iç yorumu olmak üzere iki anlamı bulunduğunu ifade ederek ayrı bir ekol oluşturmuşlardır. Bunu da kısaca bu şekilde şey yapalım. Dördüncüsü meşailik. Yani buna Aristoculuk da diyebiliriz. Çağının bütün felsefi meselelerine bünyesinde yer veren meşailik mantık ve matematiğe dayanmıştır. Yani onun esas karakteri akılcı olmasıdır.
Meşayilik Aristo'nun başta mantık ve metafizik olmak üzere psikoloji, astronomi, tabiat, siyaset, ahlak ve diğer düşüncelerinin İslami açıdan yorumu ve etkilerini yansıtmaktadır. Meşayit terimi bu anlamına ilave olarak ayrıca Aristo ile Platon'un felsefelerinin uzlaştırılmasını yanı sıra Platonist ve yeni Platonculuğun tesirleri içinde kalmaktadır. Bu konuyla ilgili olmak üzere bu ekolde Kindi'yi görüyoruz, Ahmet Serasi'yi görüyoruz, en önemlisi Farabi'yi görüyoruz. Ki Farabi bildiğiniz gibi ikinci Aristo, yani Muhammed-i Evvel, Muallim-i Sani adıyla anılmıştır. Farabi'den sonra İbn-i Miskeve'yi, İbn-i Sina'yı bu ekolün en önemli temsilcileri olarak görebiliriz. Batı'da ise, yani Endülüs'te ise İbn-i Bace, İbn-i Tüfeil ve İbn-i Rişd bu ekolün en önemli temsilcileridir. Beşinci düşünce tarzı ekolü İşrakilik. 1155-1191 yılları arasında yaşamış, Şihabettin Sühriverdi tarafından kurulmuştur. Kelime anlamıyla işrak, ışığın açılması, parlama, güneşin doğması anlamına gelir. Bu nedenle ona nur felsefesi de denmiştir. Başlıca özelliği olarak bilgi meselesinde mantık ve akıl yürütme metodunun yeterli bulmayan işrakilik, akıl üstü ve bilgi kaynakları olarak gördüğü ilham ve sezgiye büyük değer vermiştir. Sühreverdi manevi sezgiyi bu felsefenin temeline yerleştirmiş, ancak çağının ötesindeki görüşleri yüzünden 36 yaşında zindanda açlığa mahkum edilerek hem de Selahaddin Eyyubi tarafından mahkum edilmiştir. İşrak felsefesinin temsilcilerine baktığımızda Şemsettin Seyruzari, İbni Kemune, Kutbettin Sirazi, Nasreddin Tusi, Celaleddin Devvani ve Molla Sadr gibi filozofları görebiliriz. Değerli konuklarım, diğer felsefe ekollerini bu şekilde kısaca özetledikten sonra İhvan-ı Safa'yı ayrıntılı olarak incelemeye başlayabiliriz. İhvan-ı Safa, Basra'da başlamış bir düşünce kuruluşudur. Bu cemiyetin elimize kadar ulaşan en önemli eseri 52 risaleden oluşan ansiklopedik bir çalışmadır. Bu ansiklopedik çalışma yaklaşık olarak iki ciltten oluşmuştur. Her bir cilt 3550 sayfa olmak üzere yaklaşık olarak 7100 sayfadan bahsediyoruz. Yani o günün şartlarında 7100 sayfa bu kişiler tarafından elle yazılarak İslam dünyasındaki bütün kütüphanelere dağıtılmıştır. Bu risalelerin asıllarından birer tane hem Beyazıt Kütüphanesi'nde mevcuttur. Yani ben de bu çalışma esnasında gittim, gördüm. Gerçekten muhteşem eserler. Bir de bir başka şey de daha var ama şu anda aklıma gelmedi. Bu eserin oluşumunda Basra'nın dış etkileri açık, her zaman dış dünya ile iletişime fırsat veren kozmopolit bir şehir olmasının etkisi büyüktür. İhvan-ı Safa'nın kimliğine baktığımızda hem doğuda hem de batıda oldukça fazladır. Ancak araştırmalar ağırlıklı olarak bu cemiyetin felsefi düşüncelerinden ziyade mensuplarının kişilikleri, örgütlenmeleriyle ilgili olmuştur. Batıdaki çalışmalara bakıldığında Avrupa'da İhvan-ı Safa akımı üzerine yayın ve araştırmalar 19. yüzyılın sonlarından itibaren başlamıştır. Biraz sonra geleceğim ama bu risaleler yaklaşık olarak 983 yılında yazılmış ve bu konuda yapılan çalışmalar 19. yüzyıla
sonlarına doğru batıda başlamıştır. Bu konuda çalışma yapanları da biraz sonra bildireceğim. Ancak ülkemizde bu risalelerin tercümesi 2016 yılında yapılmıştır. 1983 yılında yazılmış, ülkemizde tercümesi 2016 yılında yapılmış. Bunun nedenlerine de ayrıntılı olarak gireceğiz. İhvan-ı Safa isminin etiyolojik tahliline Henry Corbin girmiştir. Yani batılı bir araştırmacı, oryantalistlerden. Bu düşünce okulunun adını temizlik kardeşleri ve vefa dostları olarak çevirmenin daha uygun olacağını ifade etmiştir. Corbin, Risaleler okunduğunda İhvan-ı Safa mensuplarının arı gönüllü ve her delile iman edip bağlılık gösteren kardeşler olduğunun anlaşıldığını iddia etmiştir. Tarihçelerine kısaca baktığımızda bu konuda en güvenilir eser Ebi Hayyan Tevfidî'nin Mukabesat ve El-İmna vel-Münasede adlı kitaplarında buluyoruz. Ebu Hayyan'ın kitaplarında Risalelerin 983 yılında yetkililerinin eline ulaştığı ifade edildiğine göre bunların yazımı bu tarihten yıllarca öncedir. Bu dönemde Bağdat'ta Büfeyhiler dediğimiz Şii bir iktidar söz konusuydu. Sunni inancı benimseyen Abbasi halifesi de tırnak içinde onların esareti altındaydı. Kurucuları yine Ebu Hayyan Tevfidî'nin kitaplarından baktığımızda 10 kişilik bir kadro oluşuyor. Rıfai, El-Busti, Zencani, Mihricani, El-Hafî, İbn-i Zer, Miskeve Errazi, Ebu'l-Vefa Buzcani, Ebu'l-Kasım Ehvani, Ebu Said Behram, İbn-i Bekir gibi araştırmacıların bu ekolün içinde risaleler yazdığını görüyoruz. Ama bütün bu risalelerinin toplanmasıyla ilgili, yani bugünün deyimiyle ifade edersek redaktörü diyebileceğimiz Ebu Hayyan Tevfidî'dir. Günümüzde bilindiği kadarıyla İhvan-ı Safa'nın etkileri her ne kadar yalnızca düşünsel düzeyde gerçekleşmiş ve özde entelektüel bir akım niteliğinde kalmışsa da dönemin Ortodoks İslam anlayışına, altını çiziyorum, Ortodoks İslam anlayışına karşı çıkmaları nedeniyle örgütsel yapıları tümüyle ezoterik özelliklere sahip çalışmalar yapmışlardır. Yani o günün şartlarında 7100 sayfalık çalışmaları gizli olarak yazıp, dağıtıp, kendilerine taraftar kazandırmak için yapılan bir çalışma. Cemiyete katılacak kişilerin özenle seçilmeleri, toplantılara sadece kendi üyelerinin kabul edilmesi ve derecelere bağlı bir hiyerarşik yapı bulunması İhvan-ı Safa'nın ezoterik bir örgüt olduğunu göstermektedir. Kısaca özelliklerinden bahsedersek, İhvan-ı Safa, Abbasi Devleti'nin son zamanlarına rastlayan dini, felsefi ve siyasi çekişmelerinin yaygın olduğu bir dönemde felsefe ve ilmi çalışmaları dini ve ahlaki gayretleriyle birlik ve beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışmayı öne çıkararak İslam toplumunu fikri bakımdan yeniden yapılandırmayı hedefleyen gizli bir felsefe cemiyetidir. Ancak cemiyetin 10. yüzyılda İslam coğrafyasında yaklaşık bir asır zaman diliminde varlığını koruyarak felsefi, ilmi, kültürel çalışmalar yapan ve bunları yaşadıkları çağın insanlarına yaymaya çalışan felsefe derneği gibi faaliyet göstermeleri de ilginçtir. Bu görünüm, daha doğrusu bu cemiyetin yapıp ettikleri ve uğraşıları o dönem İslam dünyasının düşünsel ve entelektüel alanda kat ettiği mesafeyi göstermesi açısından çok büyük önem taşımaktadır. Hepimizin bildiği gibi Fransa'da ilk ansiklopedik çalışmaların yapıldığı dönem
yaklaşık olarak 1800'lü yıllara tekabül etmektedir. Bu konuyla ilgili olmak üzere birçok araştırmacı İhvan-ı Safa'yı ilk İslam ansiklopedistleri adıyla da tanımlamaktadır. Bunu da burada belirtmiş olayım. İhvan-ı Safa'nın etkin olduğu dönemde medreselerin henüz teşekkül etmediği, dolayısıyla öğretim halkalarının belirli bir yerde değil, ulema evleri, kitapçı, dükkanları ve benzeri yerlerde oluştuğu düşünülürse, bunların da bir yönüyle eğitim faaliyeti içerisinde aktif görev aldıklarını kabul edebiliriz. Risalelerde cemiyetin nitelikleri açık bir şekilde belirtilmiş olup, üyeleri erdemli kardeşler, dost, bilgi, nasihat eden yoldaşlar, düşünce ehli insanlar, kalp gözüyle bakan, aklın nuruyla gören, nefsini gaflet ve cehalet uykusundan uyandırmış, ilimlerin güzellikleriyle mutlu ve huzurlu yaşayan, melakut alemine yükseltmeye de muvaffak olmuş, nefislerini arındırmış, ebedi nimetlere hak kazanmış insanlar olarak niteleyebilmek mümkündür. İhvan-ı Safa'nın bilgi kaynaklarına şöyle bakabiliriz. Usulde eklektik olan İhvan-ı Safa yazarları, matematikte Pisagor ve Öklit, mantık, tabiat, fizik ve biyolojide Aristo'ya, metafizikte Platon'a, ahlakta Sokrat'a, astrolojide Hermes'e, din felsefesinde Farabi'ye bağlıyken tasavvufta yeni Platoncuların etkisi altında kalmışlardır. Değerli konuklarım, yani bu konu biraz uzun ama zaman kalırsa niye yeni Platon, hem Aristocu hem yeni Platoncu nasıl olunduğu konusunda kısaca şöyle açıklama yapayım. O dönemde yapılan tercümelerden bir tanesinde Aristo'nun olduğu zannedilen bir eser, ki Enatlardır bunlar, Platon tarafından yazılmıştır. 54 fasakülden oluşmuştur. Bunlardan bir tanesini Aristo'nun eseri diye Farabi benimsemiş ve oradaki bilgileri kullanmaya kalktığında Platonculuğun veya daha sonraki yeni Platonculuğun en önemli konusu olan Südur teorisini sanki Aristo'nun bir fikri gibi ortaya sürdüğü için daha sonra da bu konu aydınlanamadığından dolayısıyla Farabi hem Aristocu hem Platoncu olarak değerlendirilmiştir. Pisagorculuk vasıtasıyla felsefeyi halka yaymaya çaba sarf etmişlerdir. İhvan-ı Safa amaçlarını gerçekleştirirken ön yargısız bir yaklaşımla dini, felsefi ve ilmi her tür bilgiyi kullanmışlardır. Onlar için düşüncelerini temel olarak Kur'an ne kadar öneme sahipse Tevrat ve İncil de o kadar önemlidir. İhvan-ı Safa'nın ortaya koyduğu ana ilke hiçbir bilgi kaynağını ihmal etmemek ve her inancın kendilerine göre olumlu yönlerini doktrinine katmaktır. Bu nedenle İhvan-ı Safa sadece Grek felsefesi değil, aynı zamanda İran, Hint, İrfan ve hikmetini, Yahudi ve Hristiyan kutsal kitaplarını da felsefelerine kaynak edinmiş ve bütün bunları İslami bir potada eritmeyi denemiştir. Onlara göre kamil insan, bilgili, faziletli, basiret sahibi, soy itibariyle İranlı, dini yönden Arap, mezhep bakımından Hanefi, edebinde Iraklı, gözlemlerinin isabetli olmasında İbrani, program ve metot bakımından Hristiyan, ibadetinde Suriyeli, ilminde Grek, sırları keşfetmekte Hintli, ahlakında ve bütün davranışlarında Sufi mezhepli olmalıdır ifadelerini kullanmışlardır.
İrfan-ı Safa'nın bilgi kaynağının sadece kendilerinden önceki bilge ve filozofların görüşleri doğrultusunda oluştuğu düşünülmemelidir. Risalelerde yazılı kaynakların yanı sıra vahiy ve göksel varlıkların da yararlandığı söz edilir. Onlara göre bilgimizi dört kitaptan sağladık. Birincisi bilgeler ve filozoflar tarafından ortaya konulmuş matematiksel ve doğa bilimleridir. İkincisi Tevrat, İncil, Kur'an ve peygamberlere melek aracılığıyla indirilen diğer sayfalardan oluşmuştur. Üçüncüsü yıldızların hareketi, burçlar kuşağının bölümleri, gök kürelerinin, bitki ve hayvan alemlerinin ve çeşitli insan endüstrilerinin üretilmesi kadar gerçekte var olan yaratıkların şekillerinin platonik anlamda ideaları olan tabiat ile ilgili kitaplardır. Dördüncüsü ise sadece saf ve temiz insanlara gelen ilahi kitaplardan oluşur. Bu seçkin soylu temiz ruhlara ancak melekler yakındır. İhvan-ı Safa'nın dini amaçlarını şu şekilde özetleyebiliriz. İhvan-ı Safa, karşılıklı yardımlaşma ile dinin temizlenmiş, arıtılmış emirlerini yerine getirerek ölümsüz ruhların kurtuluşuna çalışmıştır. İhvan-ı Safa felsefesinin hedefi insanın ruhunu gücü nispetinde Allah'a yönlendirmesidir. Bununla birlikte onların amacı bütün ilimlere vukuf ve ittila ile dine yardım ve din kardeşlerine nasihat ve Cenab-ı Hakk'a yaklaşmaktaydı şeklinde bu amaçlarını kısaca özetleyebiliriz. Benim eserlerine önem verdiğim Seyyid Hüseyin Nasır'a göre İhvan-ı Safa'nın amacı ne olguları toplamak, ne seçmeci bir yöneliş, ne de orijinal olmaktır. Oysa İhvan-ı Safa'dan her şeyi çok orijinalite bulmaya çalışanlar, onların seçmeci ve yaratıcılıktan uzak olarak nitelendirilmiştir. Hilmi Ziya Ülken'e göre İhvan-ı Safa'nın amacı, Müslümanları bağnazlıktan kurtarmak, bilim anlayışını, doğa bilimlerine dayanan felsefeyi egemen yapmak, toplumu düzeltecek aydınlar ahlaki ortaya koymaktır. Ortaya çıkardıkları kolektif eserlerde bu amaçlarını bir noktaya kadar gerçekleştirmişlerdir. Onlara göre şeriat yanlış inançlarla bozulmuştur. Onun felsefe ve bilim anlayışıyla temizlemek ve gerçek özünü meydana çıkarmaktır şeklinde Ülken görüşünü bildirmiştir. Kendi tariflerine göre ise İhvan-ı Safa'nın amacı kelimenin tam anlamıyla iyisel bir nitelik taşımaktadır. Yani insanın kurtuluşa ve ruhi özgürlüğe kavuşabilmesi için onun gizli kabiliyetlerini ortaya çıkararak mükemmel hale getirmeyi amaçlamışlardır. Risalelerin her bölümünde okuyucuya bu dünyada esir olduğu ve bu esaretten ancak mutlak bilgiye ulaşarak kurtulabileceği hatırlatılır. İlgi konuları olan astroloji, melek bilim veya embriyoloji gibi bilimler sadece teorik ve akli sebeplerle veya pratik uygulamalar için ele alınmamıştır. Aksine bu bilimlerin ele alınış nedeni okuyucuyu bir taraftan evrenin güzelliğinden ve ahenginden haberdar ederken diğer taraftan maddiyattan arınması gerektiğini telkin ederek ruhun yücelmesine yardım etmek ve bu amaca ulaşabilmek için farklı dinlerin öğretilmesinden yararlanmaktır. İhvan-ı Safa öğretisini üyelerinin ruhi eğitim ve öğretimden geçirerek gaflet uykusundan uyandırmayı amaçlayan tasavvuf öğretisiyle bir tutmakla kalmayıp organizasyonlarında sufilerin de örgütlenmesine benzetmişlerdir. Sonuç olarak İhvan-ı Safa amaçlarının dönemlerindeki fikir ve mezhep tartışmalarına son vermek için
taassuba ve bağımlılığa karşı mücadele etmek, yanlış bilgiler ve batıl düşünceler, batıl düşüncelerle kirletilen dini düşünceyi felsefeyle temizlemek, ilme dayanan felsefeyi hakim kılmak, cemiyeti düzeltecek bir aydınlar sınıfı ve ahlak yaratmak olduğunu belirtmişlerdir. Siyasi amaçlarını kısaca açıklamaya çalışırsam, İhvan-ı Safa, salt bilim ve felsefeyi değil, bünyesindeki heterojen İslam devletinin elitini oluşturan dini zümreler, ulusal topluluklar ve Müslüman mezhepler arasındaki çatışmaları ortadan kaldırmak ve ahlaki, manevi bir cemaat oluşturmak amacıyla çaba sarf eden bir grup bağımsız düşünürü akla getirmektedir. Abbasi Devleti'nin son dönemine rastlayan dini, felsefi ve siyasi çekişmelerin yaygın olduğu bir dönemde İhvan-ı Safa'nın felsefi ve ilmi çalışmaları ile dini ve ahlaki gayretlerinin birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışmayı öne çıkararak İslam toplumunu fikri bakımdan yeniden yapılandırmayı hedefleyen bir cemiyet görüntüsü verdiğini ifade edebiliriz. Felsefi amaçları ile ilgili yine Seyyid Hüseyin Nasır'ın görüşüne göre onların ilkelerini inceleyenlerin çoğu amaçlarının din ve felsefeyi birleştirmek olduğunu düşünmektedir ifadesini kullanmaktadır. Seyyid Hüseyin Nasır yıllarca Tahran Üniversitesi'nde rektörlük yapmış ve günümüzde de yaşayan bu konuda işraki felsefeyi benimsemiş olan bir araştırmacıdır. Maalesef tabii daha sonraki dönemde o dönemin neresi olduğu, ne zaman olduğunu söylememe gerek yok. İran'ı terk etmek zorunda kalmıştır. İhvan-ı Safa'ya göre felsefe, insanın elinden geldiğince Allah'a benzemesi olup, yeryüzündeki seçkin insanları veya melekleri yüce yaratıcıya yaklaştıran bir araçtır. Felsefenin amacı, insan ırkının özgür faziletinin kazanılması, yani insanın potansiyelinde var olan bütün ilimlerin ortaya çıkarılmasıdır. Felsefe ile insan, kendi ırkının faziletinin farkına varır ve o bir insan şekline bürünür ve sırat köprüsünü geçip doğru yolu olarak bir meslek oluncaya kadar yaratıklar hiyerarşisinde yükselir. Buradan da anlaşılacağı üzere İhvan-ı Safa'nın felsefi anlayışı ile Pisagorcu Sokratik bir amaç olan insan ruhunun temizlenmesi arasında Aristo mantığı ile bir yakın ilişkisi vardır. Ahlaki amaçlarını da şu şekilde kısaca özetleyebiliriz. İhvan-ı Safa'nın davranışları aydınlar ahlakı oluşturmayı amaçlamıştır. Mezhebi eğilimleri konusunda çok büyük tartışmalar günümüzde bile devam etmektedir. İhvan-ı Safa'nın mezhebi konusundaki araştırmacılar dört ayrı gruba ayrılıyor. Bunlardan ki okuyacağım kişilerin hepsi orantalisttir. İlginç olan Türkiye'de bu konuda çalışma yapan pek kimse yoktur. Boer, McDonough, Nicholson, Lewis Mastigon gibi bazı araştırmacılar onların karmatilerden olduğunu iddia eder. İkinci grup Casavona, Hamdani, Bernard Lewis, Oleir, Mustafa Galip, Arif Tamir, Ahmet Zeki Paşa ve Taha Hüseyin gibi isimler ise İhvan-ı Safa'nın İsmailiye mezhebine bağlı olduklarını iddia eder. Üçüncü grup ise İhvan-ı Safa'nın Şia'nın, yani Şii görüşün değişik kolları ve farklı sosyal oluşumlarında da irtibatlandırmışlardır.
Bunların yanında en son olarak konuya daha ihtiyatlı yaklaşanlar da vardır. Sten, Tıvavi, Netton, Adil Hava, Ahmet Emin, Ömer Ferru, Yuhanna Kumeyr gibi bazı araştırmacılar İhvan-ı Safa'yı İsmailiye veya başka bir mezhebin temsilcileri olarak görmek için yeterli delillerin olmadığını ileri sürmüşlerdir. Bu araştırmacılar İhvan-ı Safa'nın tek bir mezhebe değil de tüm mezheplere, tek bir dine değil de tüm denli dinlere ve felsefecilere yer veren, geçmiş asırlardan yaşadıkları döneme kadar ulaşmış bütün bilgilere, kendi tecrübelerinin de eklenmesiyle oluşturulmuş, yoğun bir birikime sahip, taassuptan, bağnazlıktan ve tutarsız inançlardan uzak, yardımlaşmaya dayanan, ahlaki ve ruhani bir yol takip ettiklerini ileri sürerek, onların tarafsız, eklektik bir felsefe akımının temsilcileri olduğunu ileri sürmüşlerdir. İhvan-ı Safa'nın çalışmalarını da kısaca özetlemekte yarar var. İhvan-ı Safa, cemiyetlerini alacakları kimselerin mezhebini, itikadını, adet ve ahlaklarını, hareketlerini tecrübe eder, fiil ve hareketlerini inceden inceye araştırırdı. Cemiyet üyelerinde sadakat, iyi dostluk, hakikat ve İhvan-ı Safa'ya uygun olup olmadığı aranırdı. Faaliyetlerini gizlilik içerisinde yürüten İhvan-ı Safa topluluğuna şahsi ve güvene dayalı temaslarla girilebiliyordu. En az iki kişinin referansı gerekiyordu. Propagandacılarına, yaşlı kesim genellikle yeniliğe açık yapıda bulunmadığı için gençler arasında faaliyet göstermelerini tavsiye etmektedir. Cemiyetleri can kardeşliği sıfatı ile tasvir edilirdi. Bu topluluğun üyeliğine kabul edilenlere amaçları gerçekleşinceye kadar birbirlerine yardım etmeleri, birbirlerine destek olmaları ve insanlarla ilişkilerinde birbirlerini koruyup kollamaları ısrarla anlatılırdı. Topluluğun üyeleri her türlü değişime, reforma muhalif olan yaşlı ve zayıflardan çok canlı, istekli ve zihinlerini şekillendirmeye daha yatkın olan genç nesillerden seçilmişleri tercih ederlerdi. Bununla birlikte grubun üyeleri genel olarak yaş durumuna göre tayin edilmiş 4 dereceden oluşmaktaydı. Birinci grup adaylık veya çıraklık mertebesi, yaşları 15'e ulaşan keskin anlayış ve kalp temizliği gösterenler bu dereceye alınırdı. İkinci liderlik mertebesi, 30 yaşına girmiş şefkati, kurnazlığı ve halkın yönetim işlerinde pratik düşünmeyi öğrenmiş olanlar kabul edilirdi. Üçüncü derece hakimlik veya meliklik mertebesidir. Bunlar 40 yaşından gün alan ve kendilerine itaat edilmek üzere çağrılan kimselerdir. Dördüncü ve son derece peygamber veya melek mertebesidir. 50 yaşını dolduran bütün üyelerin bu dereceye ulaşmaları beklenirdi. İhvan-ı Safa'nın düzenli olarak yaptığı toplantıların cemiyetin isimleri bilinen 10 kişiden biri olan Nehçuvari'nin evinde gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Gizliliği temin etmek için İhvan-ı Safa üyeleri özel bir mekanda ve belirli zamanlarda psikoloji, matematik, fizik, astronomi ve özellikle ilahiyat ve diğer ilimleri konuşmak ve tartışmak için bir araya gelmekteydiler. Her nerede bulunursa bulunsunlar, İhvan-ı Safa'nın kendilerinden oluşan bir meclisi mutlaka vardı. Belirli zamanlarda özel meclislerde toplanırlar, dışarıdan hiç kimseyi de o meclise almazlardı. Orada kendilerine mahsus ilimlere dair münazara ve münakaşalarda bulunurlar, sırlardan bahsederler, akıl, mantık, psikoloji, ilahi kitapların sırlarından ve meleklere dair konulardan söz ederlerdi. Risalelerden anlaşıldığına göre İhvan-ı Safa üyeleri 12 günde bir toplanırdı.
Bu toplantılarda risaleler yetişkin üstadlar tarafından okutulur, tartışmalı konular açıklanırdı. Eğer toplantıda bulunmayanlar olmuşsa, bunlar sonradan anlayamadıkları tartışmalı konuları seçkin kişilere sormak suretiyle bilgilenirlerdi. Genellikle kullanılan metot daha aşağı seviyelerde onları yetişmiş kişilerin risaleleri okuması ve bunlar üzerinde müzakere ve tartışma yapılarak sonuca ulaşmaktır. İhvan-ı Safa'nın bilimleri sınıflandırma konusunda orta çağda yaygın olan trivium yani söz dizimi ve gramer tartışma ve hitabet eğitimlerinin tümüne verilen isim ve quadrivium geometri, astronomi, matematik ve müzik eğitimlerinin tüm verisim şeklinde kaba tasniften çok ileri bir seviyededir. Farabi'nin İhsan-ı Ulum'undan de etkilenmiş ancak daha geniş detaylı bir sınıflama yapmışlardır. Bu sınıflamada amaç araştırmacılara bilim isteklerine, gayelerine ulaşmada kılavuzluk etmek, onları sistem olarak bu yöntemi kullanmalarını sağlamaktır. İhvan-ı Safa Risaleleri dört bölüme ayrılmıştır. Matematiksel bilimler, cismani ve tabi bilimler, psikolojik ve akli bilimler, ilahiyat ve şer'i namus bilimleri. Yani bu 52 risale hepsini burada okuyarak şey yapmayayım. Ama mesela birinci matematik bilimlerle ilgili birinci risale aritmetik, ikinci risale geometri, üçüncü risale astronomi, dördüncü risale coğrafya, beşinci risale müzik. Özellikle birinci risale aritmetikte Pisagor'dan yapılan bütün o sayı teorilerini burada görebilmek mümkün. Yine burada mesela ilginç olan şeyde ilk defa botanik yani ikinci cismani ve tabi bilimlerde tabiatın mahiyeti, maddenin oluşumu, bitkilerin türleri, hayvanların ve türlerinin oluşumu niteliğindeki ayrı ayrı risaleleri burada görebiliyoruz yani. Sadece ilahiyat, şer'i ve namus bilimlerini dördüncü bölümdeki risaleleri ben kısaca özetleyeyim. Doktrinler ve dinler, Allah'a giden yolun mahiyeti, İhvan-ı Safa inancının ve Rabbani'lerin mezhebinin beyanı, İhvan-ı Safa'nın birbirleriyle yardımlaşması, din ve dünya hususunda sevgi ve saygı da dayanışmaların keyfiyeti, imanın mahiyeti ve muhakkik müminlerin vasıfları, ilahi kanunun özellikleri ve peygamberlerin şart ve faziletleri, Allah'ın davetinin keyfiyeti, ruh varlıklarının keyfiyeti, siyaset türleri, evrende var olan hiyerarşinin keyfiyeti, sihir, tılsım ve nazarın mahiyeti olarak son risaleyi de bu şekilde kısaca özetlemiş olayım. Değerli konuklarım, yani tabii bu dediğim gibi 7000 sayfadan ben kısaca alıntılar yaparak sizlere değerlendirmeye çalışıyorum. Pek bilinen bir şey değil. Yani bu konuda çalışmış olan topu ilahiyat fakültelerinde 12-13 hocayı geçmeyen bir azınlık bu konuda çalışma yapmıştır. Dediğim gibi 2016 yılında bu risaleler Türkçe'ye bir grup tarafından çevrilmiştir. Piyasada ayrıntı yayınlarından bulabilirsiniz. Tabii çok ilginç şeyler var. Ben kısaca sonuç ve değerlendirme kısmını şu şekilde hazırladım. İslam felsefesinin Batı Hristiyan ve Yahudi felsefesine etkisi sanıldığından daha büyük olmuştur. Bu etki 10. yüzyıldan başlayarak yakın çağ felsefesinin başlangıcına kadar sürmüştür. Kültürel etkileşimler çerçevesinde İslam felsefesinin ilk çağ felsefesinden etkilenmesi gibi
Batı felsefesinin de İslam felsefesinden etkilenmiş olması kolayca kabul edilebilecek bir tarihsel gerçektir. Burada ışık doğudan yayılır ifadesini veya repliğini ifade edebiliriz. Bu etkinin batıdaki bazı yansımaları ise ister istemez olmuştur. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Batıdaki hümanist hareketleri başlatmıştır. Batı'ya kadim ilimleri ve bilimsel yöntemi tanıtmıştır. Batı, skolastik düşüncelere felsefi ve dini düşünceleri teklif etmede yardımcı olmuştur. Batı mistisizmine dinamizm ve canlılık kazandırmıştır. İtalyan Rönesansı'nın temelinin atılmasına yardımcı olmuş, bir dereceye kadar modern Avrupa düşüncesini şekillendirmiş, daha sonraki düşüncelerle de belirli doğrultular kazandırmıştır. Araştırmacıların çoğu İslam felsefesinin sadece aktarıcılık yaptığı görüşünü eksik bulmuşlar. Müslüman filozofların özgün felsefelerini de Batı'ya aktarıp Batı'nın köklü değişimler geçirmesine neden olduğu görüşünü savunmuşlardır. 10. yüzyıldan itibaren yapılan tercümelerle Batı'ya aktarılan İslam felsefesi Batı'da felsefi bir geleneğin doğmasına sebep olmuştur. Gerçek şu ki Batı felsefesinin en önemli kaynaklarından birisi İslam felsefesidir. Dolayısıyla İslam felsefesini bilmeden Batı felsefesini iyice kavramak imkansızdır. O halde Batı felsefesini iyi bilmek için İslam felsefesini iyice bilmek gerekir. Felsefenin İslam dünyasına ilk önce Grekçeden yapılmış çevirilerle yoluyla girmesi, Batı'ya da felsefe İslam felsefesinden yapılan çevirilerle girdiği bugün için kanıtlanmıştır. İkinci dönemde yapılan ise daha önce unutulan Grek filozoflar ile birlikte Müslüman filozofların özgün felsefeleri de aktarılmıştır. Batı'daki hür düşünce ve dinsizlik akımları İbn-i Rüşd'ün akılcılığı ile birlikte bu akılcılığın yanlış yorumunun sonucu ortaya çıkmıştır. 15. yüzyılda İbn-i Rüşd ve onun doğurduğu akımlar etkin bir hale gelerek Rönesans ve Reform hareketlerinin altyapısını hazırlamıştır. Bilindiği gibi bu dönemin rağbet gören felsefi akımı gerçekte İbn-i Rüşd'den başka bir şey olmayan Descartes'in öncülüğünü yaptığı Kartezyen felsefi akımla aynıdır. Batı'daki felsefi geleneğin oluşumuna İslam felsefesinin önemli katkılarını Batı ilave olarak Grek uygarlığının büyük bir bölümünü de İslam filozoflarından miras olarak almıştır. Latince ve İbranice olarak İslam felsefesinin Batı'ya çeviri ve etkisi 10. yüzyıldan başlayarak yakın çağ felsefesine tek sürmüştür. Yapılan bu çevirilerle 10. yüzyıldan itibaren Batı'da bibliografla olarak değer verilmiştir. Bu eserlerden esinlenen ve bunları geliştiren Batılı bilim adamların gayretleri sonucu bilim ve teknoloji 17. yüzyıl başlarından itibaren hızlanarak bugünkü konuma ulaşmıştır. Doğudaki medeniyetin görkemliğini Batı ancak 12. yüzyıl başlarında Arapçadan Latince'ye yapılan çevirilerle görmüştür. Tabii bu ara Haçlı seferlerinin sonucunda da doğudan birçok bilimin ve araç ve gereçlerin Batı'ya aktarıldığını unutmamamız gerekiyor. İslam filozofların çalışmaları sonucu hem eski medeniyetlerin bilimsel ürünleri kaybolmaktan kurtulmuş hem de Grek düşüncesiyle Batı düşüncesi arasında bir süreklilik sağlanmıştır. Antik Yunan düşüncesinin yetersiz kaldığı veya hiç çözüm üretmediği problemlere İslam bilginleri yeni çözümler getirdikleri gibi yeni sistem, kavram, teori, keşif ve icatlar ile bilim ve düşüncesinin zenginleşmesine katkıda bulunmuşlardır. Kurdukları bilim müesseseleriyle Batı'yı kendi kendine çalışabilir duruma getirmişlerdir. Sonuç olarak diyebiliriz ki antik çağın filozofları İslam dünyasını
Müslüman filozoflar da Batı dünyasını etkileyerek zaman içinde aydınlanma çağına katkıları olmuştur. Değerli konuklarım, yaklaşık hani bir saatlik bir zaman sürecinde bu 7100 sayfalık çalışmayı sizlere özetlemeye çalıştım. Ancak konuyla ilgili olmak üzere daha genel perspektifte sorularınız, katkılarınız olursa zamanlar verdiği ölçüde onları cevaplamaya çalışırım. Teşekkür ederim Levent Bey, söz verdiğiniz için bana. Efendim, biz size çok çok teşekkür ederiz. Değerli Recep Bey, sağ olun, var olun. Sayenizde farklı bir kanalda, farklı bir alanda bilgilendik. Çok teşekkür ederiz. Evet, soru var ise el kaldırmak suretiyle söz alırsanız çok seviniriz. Ben sırayla söz vermeye çalışacağım. Sanırım söz isteyen. Efendim, o kadar güzel anlattınız ki artık soru sormaya mahal kalmadı galiba. Ben mi göremiyorum yoksa... Evet. Ben söz istiyorum. Buyurun, buyurun Başkanım. Mehmet Bey. Buyurun. Sayın Dalkılıç, çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli bilgilendirmelerdi. Bu ihvancı akımın günümüzdeki tezahürleri, özellikle Türkiye'de bir şeyi var mı? Çevresi var mı? Hani bildiğimiz Müslüman kardeşlerin de takip ettiği bir siyasi oluşumu var mı? Yoksa bir isim benzerliğinden başka bir şey değil mi? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi en sondan başlayayım. Yani buradaki İhvan-ı Müslim dediğimiz olay 1924'ten sonra sizin de başlatacağınız İngiltere'nin desteğiyle Mısır'da gelişmiş bir harekettir. Bu İhvan-ı Safa'yla hiçbir ilgisi ve organik bağ yoktur. Yani bu çok farklı bir konu. İhvan-ı Safa'nın normal şartlar altında 1050 yılında o dönemin Abbasi halifesinin bir cezalandırmasıyla birlikte işine gelmediği için, parantez içinde belirteyim, İbn-i Sina ve İhvan-ı Safa'nın bütün risaleleri toplanmış bütün kütüphanelerden ve yakılmıştır. Anadolu'ya gelişi ise yaklaşık olarak 1205 yılında çoğumuzun kulak dolgunluğu olduğu gibi ahilik, yani Osmanlı dönemi öncesi Anadolu'da ahilik teşkilatını kuran Ahi Evren tarafından getirilmiştir. Ve ahiliğin temel ilkelerinde bu İhvan-ı Safa'nın görüşlerinin çok büyük yer aldığını görmek mümkün. Daha sonraki yine İhvan-ı Safa Risalelerinin Osmanlı döneminde yansımalarını da Şeyh Bedrettin'de görüyoruz. Şeyh Bedrettin'de İhvan-ı Safa Risalelerinin temsilcisi olduğu yönünde yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise İhvan-ı Safa Risalelerini daha ziyade işraki ekolü, ki şu anda zaten yaşayan tek İslami felsefe ekol işrakiliktir. Yani o bana göre İhvan-ı Safa'dan daha önemli ve katkısı olan bir ekoldür. Onun temsilcileri içinde yer aldığını görüyoruz. Bu şekilde özetlemiş olayım. Ve bize de dediğim gibi Beyazıt Kütüphanesi'nde de mevcut, oraya kadar gelmiş. Ama 1400 küsürlü yıllarda Şeyh Bedrettin'den sonra onları uygulayan veya o görüşü temsil eden kimseler olup olmadığı da belli değil. Çok teşekkür ederiz. Efendim Kazım Bey, buyurun. Sonra da Osman Emiroğlu Bey'den Bey'e söz vereceğim. Buyurun Kazım Bey. Teşekkür ediyorum. Ben sohbetin ilk 5 dakikasını kaçırdım maalesef. Dolayısıyla eğer soracağım sorular içerisinde
bu ilk 5 dakikalık dönem içerisinde bir anlatım var ise sorularımı geri almış olacağım. Anlatım içerisinde iki hocama teşekkür ediyorum. Çok güzel akademik bir çalışma yapmışlar. İmam Gazali'ye hiç değinilmedi. Halbuki İmam Gazali İslam içerisinde inançları sorgulamayı men eden bir akım geliştirmiştir. Tam tersine bir de İmam Cafer Sadık vardır. İmam Cafer Sadık Ehl-i Beyt'in soyundan, yani Hazreti Ali'nin soyundan, bu İslam'a akıl ölçütünü getiren, ondan önce pek akılcı akımlar yokken akıl ölçütünü referans olarak getiren bir akımın temsilcisi. Dolayısıyla onu nereye oturtmak lazım? Bir sorum da Moğol istilası ile Bağdat tarumar edildi. Oradaki o kütüphane bildiğiniz gibi ki o dönem İslamiyet'in aşağı yukarı dorukta olduğu bir dönemdi. Bir kütüphanenin yok edilmesi, bir eğitim merkezinin ortadan kaldırılması neden İslam'ın aydınlanmacı akımının belini kırdı? Başka yerden çıkamaz mıydı? Yani her şey bir kütüphaneye mi bağlıydı? Bir de bir Horasan ekolü var. Yani Orta Asya'dan biraz şamanizmden etkilenmiş olan Yesevilik ve daha sonra Anadolu'ya gelen Bektaşilik akımları var. Bunlara hiç değinilmedi. Bir de Kerbela vakasının İslam üzerindeki etkileri, bu şekillenmelerde, biraz önce saydığınız şekillenmelerde ona değindiğinizi pek rastlamadım. Bence en önemli kırılma noktalarından bir tanesi odur. Bu konularda bir açıklama getirirseniz memnun kalırım. Teşekkür ediyorum. Levent Bey. Cevap veriyorum. Buyurun tabii ki efendim. Buyurun. Şimdi buyurun. Kazım Bey yaklaşık olarak 2 veya 3 tane konferansı konuya değindi. Önce Gazali'den başlayalım. Gazali özellikle 920'lerde Mısır'da Fatimi Devleti'nden kurulduktan sonra ve İsmailiye inancı ortaya çıktıktan sonra, yani Şii inanca karşılık gelmek üzere Nizami Mülk'ün Bağdat'ta 5 vilayette kurmuş olduğu okulların Bağdat İlkokulu'nun müdürlüğünü yapan bir kişi. Yani Nizamiye Medresesi. Tabii o dönemde ilk yapmış olduğu büyük eleştiri Fatimilerle ilgiliydi. Daha sonra Hasan Sabah'la ilgili de Batiniliğin İç Yüzü diye bir risale yazmıştır. Tabii bu dönemde kendisiyle ilgili olmak üzere bir Sunni görüşün temsilcisi niteliğinde olup daha sonraki anılarında bunun yanlış olduğunu söylemiştir. Özellikle 1094 yılında gerek Melikşah'ın gerekse Nizamülmülk'ün Hasan Sabbah'ın fedaileri tarafından öldürülmesinden sonra sıranın kendine geldiğini düşünerek 8 yıl ortadan kaybolmuştur. Ama daha sonraki süreçte yani Kazım Bey'in ve diğer katılımcıların da çok iyi bildiği gibi felsefecilerin sefaleti diye yaklaşık olarak 1009 veya 1008'li yıllarda, yani ölümünden birkaç yıl önce bir kitap yazmıştır. Bu yazmış olduğu kitapta 21 konuda başta İbn-i Sina ve İhvan-ı Safa Risale'lerini olmak üzere eleştirmiştir. Her ne kadar İbn-i Rüşd daha sonra sefaleti attı, buna uygun bir kitap yazdığında tabii bu yaşadığı dönem olarak yaklaşık 13. yüzyıla denk geldiğinden Orta Doğu'ya da etkisi olmadığı için hiçbir yararı olmamış. Gazali'nin büyük etkisiyle ve Sunni inancın gereği olarak bize bir kitap yeter, bunun haricinde başka bir kitaba ihtiyacımız yok düşüncesinden hareketle
hem İbn Sina'nın hem İhvan-ı Safa'nın risaleleri olan bu tip akılcı ekolü temsil eden bütün kitaplar toplatılıp yakılmıştır. Yani bir noktada İmam Gazali İslamiyet'teki felsefi ekolün sonunu getirmiştir diye tırnak içinde söyleyebiliriz. Tabii bunun tersi olduğunu iddia edenler de var. O konuyu şimdi tartışma ortamı içinde girmek istemiyoruz ama neticede bir görüşün taraftarı olduğu kesin Gazali. İkinci konu tabii şeyle ilgili olmak üzere Cafer-i As-Sadık, yani kendisi de Kazım bin Besti gibi 6. imamdır. Yani burada Şii inancının oluşması ve gelişmesiyle ilgili olmak üzere şey yaptığımızda ve Şii inancın en kültürlü, en bilgili kişisi olarak nitelendirilebiliriz. Özellikle İmam Hanefi onun öğrencisidir ki Hanefilik mezhebinin 4 tane sınırlı ekülün biridir ve Türklerin en yoğun olarak kabul ettiği bir ekoldür Hanefilik. Burada onun da görüşleri ön plandadır ama yaşadığı dönem itibariyle biliyorsunuz yani 760'lı yıllarda, yanılmıyorsam 765'te galiba vefat etti. Cafer As-Sadık'ın kitaplarından etkilenip etkilenmedikleri konusunda İhvan-ı Safa'nın temsilcilerinin bilgisi olduğunu veya onlara kadar ne kadar ulaştığı konusunda kesin bir bilgi yok. Ama Cafer As-Sadık zaten başlı başına İslam dünyasının en önemli imamlarından biri. Yani Hazreti Ali'nin soyundan gelen ve bugün Şii inancının temsilcisi olan bir kişi. Moğol istilası ile ilgili olmak üzere yani 1200 yıllarda özellikle doğudan gelen bu yıkıcı akımın önünden kaçabilenlerin yanında kaçamayanlar da söz konusu oldu. Özellikle ki Alamut Kalesi'ndeki kütüphanenin yakılması aslında hem Hasan Sabah hem de Şiilik hem de İsmailiye ekolünün mevcut kitaplarının yakılması, daha sonra da Bağdat Kütüphanesi'nin yıkılması tabii ki çok büyük bir kayıp olmuştur. Burada çeşitli nadide el yazılı kitaplar maalesef yok olmuştur. Tabii bunun bir benzerini İskenderiye'de yıllar önce yaşanmıştı. İskenderiye'deki yakılan kitapların yerine maalesef bizim Bergama'daki kitaplar götürülerek tamamlanmaya çalışılmıştır ama yine de yakılan kitapların yerini doldurabilmek mümkün değildir. Maalesef yani kitap yakmak yani bana göre gericiliğin veya bağnazlığın bir sonucu. Tabii bizim bir de Horasan ölenleri var Kazım Bey'in ifade etmeye çalıştığı. Yani bu yaklaşık olarak Horasan ölenleri adı altında, adı üstünde Horasan'da örgütlenmiş ve ilk başta Hamdun Kassar tarafından 880'li yıllarda vefat eden Hamdun Kassar tarafından melamiye veya melamilik kültürü çerçevesinde oluşturulmuş bir inanç. Bu daha sonra zaman içinde gelişip Yusuf Hemedani tarafından Hacegan tarikatının kurulmasına neden olmuş. Hacegan tarikatının da Yusuf Hamedani'den sonra mürşitlerinden biri Kazım Bey'in de bahsettiği yine Hacı Ahmet Yesevi'dir. Yani Yesevilik akımının Horasan'da Hacı Ahmet Yesevi ile birlikte başladığını kabul edebiliriz. Tabii buradan hareket edince bir basamak daha bunun Anadolu'daki yansımasına baktığımızda Hacı Bektaş Veli'ye kadar geliriz. Yani bu süreç bir koldan Hacı Ahmet Yesevi ve Hacı Bektaş Veli'ye uzanırken Ahmet Yesevi'den sonra mürşit olan Abdülbaki Güçdivani'nin de Nakşibendi tarikatının kurucusu olduğunu da burada ifade edelim. Yani bütün şu anda Anadolu'da ve günümüz yaşantısında mevcut olan gerek Bektaşilik gerekse Nakşibendiliğin çıkış noktası Horasan erenlerinin katkısıyla olmuştur. Tabii bunlar dediğim gibi çok uzun konular. Yani bir melamilik bile Abdülbaki
Gökpınarlı tarafından üç devreye ayrılmıştır. Yani bunu açıklanması bile şey yapar. Ben kısaca bu şekilde özetlemeye çalışayım ama Kazım Bey şey yaparsa, zaman da el verirse herhangi birisini daha ayrıntılı açıklayabilirim. Tabii Kerbela'dan önce bana göre asıl kırılma noktası 632 yılında Hazreti Muhammed'in ölmesinden sonra ortaya çıkan Beni Sakife kahvesinde veya şeyinde gelişen olaylar. Yani orada iki farklı görüş oluşmuş. Bu görüşlerden bir tanesi normal şartlar altında halifeliğin Kureyş ailesinden gelmesi gerektiğini ileri sürerek Hazreti Ebubekir'in Hazreti Ömer'in de katkısıyla halife olması sağlanmıştır. Ama Hazreti Ali ve Ali'nin taraftarları olan kişiler de şunu ifade etmiştir. Hazreti Muhammed öldüğü zaman iki tane şapkası vardı. Bu şapkalardan bir tanesi devlet yöneticiliği, yani o zaman özellikle Medine'de kurulan İslam Devleti'nin kurucusu, başkanı niteliğindeydi. Diğeri de normal olarak peygamberlik, yani uhuvvet şeyi, şapkası. Dolayısıyla Hazreti Muhammed'in ölmeden önce 631'lerde yanılmıyorsam beni şey Gadırhum denilen derde son şeyini verdiğinde fetvasını diyeyim veyahut da görüşünü Kur'an'ın inişinin tamamlandığını söyleyerek benim görevim burada sona erdi dediğinde zaten uhuvvet, yani peygamberlik vasfı ortadan kalkıyor. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde vilayet devri başlıyor. Yani vekalet devri başlıyor. İslamiyet'in başına geçmesi gerekenin de Hazreti Muhammed'in soyundan gelen birisinin olduğunu iddia ederek şeyin, velayetin Hazreti Ali'ye verilmesi gerektiğini ileri sürenler bir ayrışma oluyor. Bunun sonucu Kerbela'ya kadar maalesef gidiyor. Kerbela'ya da tabii Türklerin masumiyet karinesi açısından çok duygusal olarak bakıyorlar. Yani bakıyorlar diyorum, genelleme yapıyorum. Çünkü bu benim de düşünceme yakın olan bir şey. Ve zaten Emevilerin iktidarını burada şey yaparsak, itikadi mezhepler Cebriye'ye girmemiz lazım, Mutezili'ye girmemiz lazım Abbasi döneminde. Sadece bu şekilde kısaca belirtmiş olayım. Yani Emeviler kavmiyet ve aidiyetleriyle birlikte bir İslam devleti niteliğinden çok bir Arap devleti niteliğine bürünmüşlerdir. Ve onun hakimiyetini ve babadan oğula geçen saltanat dönemi başlatmışlardır. Yani bana göre asıl kırılma Kerbela'da 661'de değil de Beniz Kafe dediğimiz kahvesinde gelişen olayla birlikte İslamiyet'te ilk kırılma, ilk ayrışma başlamıştır diyebilirim bana göre. Kazım Bey dediğim gibi çok genel bir geniş perspektiften sorular sordunuz. Ümit ederim cevaplayabilmişimdir hepsini. Veda hutbesindeki açıklamayı da yaparsanız çok anlık olacak. Çünkü onu üstü kapalı geçtiniz hocam. Veda hutbesinde de söylenmişti. Bu konuyla ilgili olmak üzere tarihçilerin şeyine baktığımızda, o dönemde yaşayan tarihçi yok ama en yakın Tabari'nin tarihinde görüyoruz. Yani diyor ki ben size iki tane emanet bırakıyorum. Bunun bir tanesi Kur'an, diğeri de Ehl-i Beytim diyor. Şimdi Ehl-i Beytim dediği zaman Hazreti Muhammed'in kendi ailesi olduğu iddia edilen bir şey bıraktığını, bana iman edenlerin ona iman etmesi gerektiğini ifade ediyor. Hatta orada yine bazı tarihçilere göre onu yanına çağırıp işte ben ilmin kapısıdır şeklinde şehrin kapısındadır deyip orada biat ettikleri ifade ediliyor. Hazreti Ömer de Hazreti Ebubekir de Hazreti Ali'nin halifeliğine biat ettikleri ifade ediliyor. Ama bu konu 632 dersek, yani demek ki günümüze kadar geçen sürede 1500-1600 seneden beri çözümlenemeyen ve maalesef hala bu konuyla ilgili
Müslümanlar birbirinin kanını akıttıkları ve çözüm üretemedikleri bir konu. Bu konu çok geniş bir konu. Yani tartışmanın neresinden tutacağımız biraz sorunlu. Ben sadece genel görüş olarak bunu aktarmış olayım. Ama bu konuda kesin tarihsel yorumlar kabul edilebilir nitelikte değil. Yani bu bir genel görüş ifade ediliyor ama birçok kişi buna inanmıyor. Ama inananlar da çoğunlukta bu şekilde açıklamaya çalışayım. Yani Galilum'daki olayda, yani son veda haccındaki durumda kısaca bu şekilde. Tabii bu konuda yazılmış, ben aşağı yukarı 4 tane falan kitap okudum ama dediğim gibi yani herkes kendine göre biraz yontuyor. Bir de ben bunlar üzerine hüküm verebilecek durumda birisi değilim. Yani haddimi aşan bir konu. Ben sadece aktarmış olayım. Ama dediğim gibi 1600 yıldan beri çözülemeyen bir konuda benim burada kesin bir yorum yapmam çok yanlış olur diye düşünüyorum Kazım Bey. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederiz Necip Bey. Osman Emiroğlu Bey, buyurun efendim. İyi akşamlar. İhvan-ı Sefa konferansınız için Necip Üstad'ım size çok teşekkür ederim. İlk defa duymuştum bu konferansın ismini. Merak ediyordum. Sadece benim sorum çok kısa olacak. Sizi yormayacağım. Kazım Üstad gibi değilim. Türkiye'de neden 2016 yılında tercüme edilmiştir? Fikriniz var mı ve nedeni var mı? Bu kadar derin bir felsefik bir durum. Yani bu kadar değerli bir şey. Neden 2016 yılında Türkçe'ye çevrilmesi oldu? Sorun bu olacaktı kısa. Ve çok teşekkür ederim konferans için. Kısaca cevap vereyim. O günün şartlarında neden yakılıp toplanıldıysa bugünün şartlarında da bugün tercüme edilmesinin nedeni o. Bir avuç ilahiyatçı ki çoğunu tanıyorum bu tercümeleri yapan kişileri. Benim de bu konuda bir nacizane bir kitabım var ama ben 2012'de yazmıştım onu. Bu yazma aşamasında birçok ilahiyat fakültesini gezdim. Hocalarla, özellikle felsefi bölüm başkanlarıyla görüştüm. İlk sorduğumda bana hep gülerek cevap verdiler. İhvan-ı Safa nedir diye sorduğumda gülerek niye soruyorsun? Hani nereden çıktı bu anlamında bildikleri halde üstünden üstü kapatılmış. Sadece dediğim gibi yanılmıyorsam 8-10 kişilik bir ekip bu. Her bir Risale'yi ayrı ayrı tercüme etmişler. Birebir tercüme. Büyük bir cesaret örneği göstermişler. Biliyorsunuz yani ilahiyat fakültelerin konumuyla her ilahiyat fakültesi ayrı bir ekolün temsilcisi Türkiye'de. Bunu da burada belirtmeye çalışayım. Burası özellikle Marmara İlahiyat Fakültesi'nden yoğun olan hocaların yapmış oldukları tercümeler. Bence o dönemde niye yakıldıysa bugüne kadar tercüme edilmemesinin nedeni de o. Birilerinin işine gelmiyor. Yani böyle bir ekolün İslamiyet'te olduğunu Türkiye'de yani kaç kişi biliyor? Değil. Ben bilmiyordum. Yani sözüm meclisten dışarı. Yok tabii ki. Yani bilmiyor yani. Yani bilinmesi de istenmiyor. Ben tabii ayrıntılarına girmedim. Yani Abbasilerle o kadar çok mücadeleleri var. O kadar ilginç fikirleri var ki daha o dönemde şöyle düşünün. 7 tane gezegenini biliyorlar. 7 gezegenin dünya etrafında döndüğünü ve yarı çaplarına kadar hesaplamışlar. Dünyanın da döndüğünü. Maalesef orada sadece yanlış bir hata yapmışlar. Batman Newton normal olarak dünya merkezi görüşünü savunmuşlar. Halbuki daha sonra Kopernik ve Galile'de gördüğümüz gibi biz güneş merkezli bir dönme hareketinin daha doğru olduğunu 1700'lü yıllarda öğrenmiş oluyoruz. Ama bunları bilen ve araştıran bir ekibin ürünü. Bayağı ilerici o güne göre. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sayın Ertuğrul Kumcuoğlu, değerli bir gün. Buyurun efendim. Ezeyim hocama çok teşekkür ederim. Hakikaten bizim kuşakların fazla aşina olmadığı
Zaten de geniş halk kitlelerinin ayrıntı olarak bilmesinin gerek olup olmadığı tartışmalı bir konuda bir hayli aydınlandık. Veyahut da tartışmalı değil de bunu anlatmaya kalksanız nasıl anlatacaksınız? Bu kültür düzenindeki insanlara bakımdan işaret ettim. Şimdi Muhterem Hocam, şimdi bütün bu İslam şeylerinden bahsederken, tarihinden, felsefesinden, işte fıkıh, şu vesaire, işte efendim ilk dört temel efendim mezhep, işte hariciler, onu oraya gidiyorlar. Ondan sonra başlanıyor sürekli olarak, evvela Bağdat ekolünden, bir de o civarda şeyden kaynaklı efendim şeyler yapılıyor, yorumlar veya incelemeler, araştırmalar yapılıyor. Son zamanlarda bunlar biraz Kahire kaynaklı oldu. Fakat ortada tamam mı, bir gerçek var. Biz Türkler İslamiyetle Orta Asya'da aşina olduk. Yani biz Arap dünyasını tanımadan, yani Arapları sadece biz, yani gelip şey olarak, mücahitler, istilacılar olarak tanıdığı Türk insanı. Ve dolayısıyla o Orta Asya'da bir şey oluştu. Yani bir başka felsefi bir din anlayışı oluştu. Yani bu Orta Asya'da oluşan din anlayışının Bağdat'ta efendim ulaşılan din anlayışından aynı olmadığı, olmayacağı ne düşünüyorum ben? Neden? Şimdi şeye baktığınız vakit, Bağdat ve Orta Doğu açısından baktığınız vakit, İslam felsefe yaparken eninde referans kitabı olarak efendim işte Yunan klasikleri var. Her zaman denir. Yani klasik, işte Yunan klasiklerini Avrupa bile İslam üzerinden fark etti ve öğrendi. Niye? Önüne o kitaplar önce Süryanice'den efendim Arapça'dan sonra Avrupa'ya gittim. Ama Orta Asya İslamiyeti'nin düşünce tarzında bir kere birleşik bir şey olarak en köklü şey olarak fikir hareketi veya dini hareketi, inanç hareketi olarak Zerdüştlük var. Ondan sonra Orta Asya insanları ki orada da yani biz İslam medeniyetinden bahsettiğimiz vakit özellikle teknikte İslam'ın altın çağından bahsettiğimiz vakit Bağdat'tan veya Kahire'den veya Antakya'dan, Mekke'den, Medine'den bahsetmiyoruz. O Orta Asya'daki insanlardan bahsediyoruz. Farabiler, İbn Sina'lar. Ha neden? Peki bu adamların ötekilerden farkı neydi bana göre? Efendim, çünkü bunlar hem Hint kültürüne aşinaydılar, hem Çin kültürüne aşinaydılar. Onun ötesinde bir de Bozkurt. Yani inancı bu şamanizm dediğiniz veyahut da efendim Manenizm dediğimiz efendim inanç şekli. Dolayısıyla biz hep yaparken, yani kusura bakmayın, ben kitaplarda burası es geçiliyor. Mesela bugün de bir arkadaşımız işaret etti. Ya dedi, bu Orta Asya kısmı oluyor. Siz Nakşibendiliğe kısmı terapi ettiniz. Ama şimdi Nakşibendiliğin yerinde Orta Asya'da oluşmuş bütün bunların ötesinde ikinci bir felsefi ekol var. Maturidilik var. Burada bu maturidilik meselesinden hiç bahsedilmemiş olması da benim biraz merakımı mucib oldu. Çünkü biliyorsunuz yani bu iki şey benim anlayış, yani Türkiye'nin bunun içinde bulunduğu şeyler, efendim sıkıntılar ve kapışmalar, çekişmeler, sürtüşmeler, ötekileştirme açısından son derece önemli. Çünkü yani Nakşibendiliğin efendim devlet siyaset ilişkisine bakış açısıyla Maturidi'nin devlet siyaset ilişkisine farklı olmasının arkasında olması bu tür çekişmenin arkasında yatıyor gibi geliyor bana. Çok özür dilerim. Ben bu konularda fazla bir birikim yok ama yani şöyle bir baktığım vakit, yani biz olayında biraz da projektörlerin Orta Asya çevrilmesine yarar olur mu acaba diye düşünmeden edemedim. Bu konuda çizmeye yarıştıysam özür dilerim. Rica ederim Erzurum Bey. Biz burada fikir alışverişi yapıyoruz. Yani öyle çizmeyi aşmak falan lütfen öyle değerlendirmeyin.
Şimdi öncelikle şeye dönelim. Yani Orta Asya'da kurulmuş olan Göktürklere geldiğimizde, yani 600 yıllara geldiğimiz, hepimizin bildiği gibi Gök Tanrı inancı, Tengri inancı vardı. Yani bu daha sonra Uygurlar tarafından, ki Göktürkleri de maalesef ortadan kaldıran Uygurlardır, ki ikisi de Türktür, ayrı konu. Uygurlar Mani dinini daha ziyade benimsemişlerdir. Maniizm olarak geliştirmiştir. Maniizm ise Zerdüştlük ve Mecusiliğin birleştirilmesiyle ortaya çıkan bir üründür. Milattan sonra 214'te 215'te yıllara tekabül eden bir olay. Zerdüştlük inancı Türk tarihinde pek yer bulmamış bir dini akımdır. Zaten Zerdüştlüğün yaşadığı milattan önce 750 yıllara geldiğimizde tamamen o zamanki Pers İmparatorluğu'nun hakim bir diniydi. Daha sonra Mecusiliğe devrilmiştir. Aslında Zerdüştlük tek tanrı dini olmasına rağmen daha sonra da Mecusilik dediğimiz iyilik ve kötülük tanrısı ile dualizme dönmüştür. Yani biz de sadece Uygurlarda Maniizmi görüyoruz. Ki bu yaklaşık olarak 700 yıllara tekabül eder. Daha sonraki süreçte doğudan batıya ilk göç olan, yani bu kuraklaşmadan dolayı ortaya çıkan ilk göç esnasında Orta Asya'dan Anadolu tarafını, özellikle Harzemşahlar Devleti vardır. Mesela bir de biz adını anladığımız Hazar Devleti vardır. Pek konuşulması sevilmez Musevi inancında olduğu için. Bu dönem esnasında Gök Tanrı, Tengri inancı hakimken yavaş yavaş 920'li yıllarda özellikle Karahanlar'da Saadet Burhan tarafından İslamiyet'e doğru bir geçiş vardır. Yani dolayısıyla bu dönemde ki Selçuklu Devleti'nin başlangıç kurulma aşamalarına gelen bir dönemdir. Aslında Selçuklular özellikle Tuğrul Bey, yani Selçuk Bey'in yeğeni Tuğrul Bey tarafından biliyorsunuz Bağdat'a kadar bir akın olmuştur. Hatta o zaman Büheylerin denetimi altında olan halife kurtarılmış ve Selçuklular o dönemin İslam bayraktarlığını yapmışlardır. Hatta laik bir anlayışıyla o zamanki Abbasi halifelerine sadece dinsel yönetimi bırakmışlar. Devletsel ve işlevsel şeyleri kendi üstüne almışlar. Yani Türklerin İslamiyet'le tanışmaları olarak, tabii bu ara şey, mesela bazı araştırmacılara göre o zamanki Uhud Savaşı'nda bile Türklerin o savaşta yer aldığını, çünkü Uhud Savaşı'nın tasviri bir sekizgen şeyi vardır, çadırı vardır. Özellikle arkadan Tarık bin Ziyad'ın Uhud Savaşı'nın arkasından kuşatmasıyla Hazreti Muhammed'in arkasını koruyanların Türkler olduğu ve Türklere karşı Hazreti Muhammed'in büyük bir sevgisi olduğu iddia ediliyor. Yani tabii dediğim gibi bunlar kişilerden kişilere göre yorumlamakla birlikte ben sadece size okuduğum kitaplardan aktarıyorum. Yani daha o dönemde, yani yaklaşık 624-25 yıllarda bile İslam dinini bireysel olarak kabul eden Türkler vardı. Ama özellikle 1. Yezid dönemi dediğimiz dönemde özellikle Emevi komutanı, şu anda adı hakkında değil, gelir Orta Asya'ya büyük seferler yapmıştır ve binlerce Türk'ü İslamiyet'i kabul etmelerine rağmen zenginliklerinden yararlanmak amacıyla kılıca geçirmişler, kılıçtan geçirmişlerdir. Buhara, Merv gibi önemli Türk şehirleri, Semerkant gibi korkunç bir yağmaya uğramıştır. 200 bin kişiden bahsedilmekte o dönemde öldürülen Türklerle ilgili, doğruluk derecesi tartışılır. Dolayısıyla şimdi Türklerin Gök Tanrı inancından Müslümanlığı kabulüyle ilgili olmak üzere farklı görüşler var. Yani Gök Tanrı inancı da tek Tanrı'ya inanıyor. Sadece gökte olduğu inanılmış, ona göre ritüelleri olan bir inanç sistemi. Yani bizim burada şamanlık veya kanlık dediğimiz olay daha ziyade bir inanç kültürü. Çünkü onlar din değil. Yani bir dinin olabilmesi için ortada bir şey olması lazım.
o inancı destekleyen görüşlerin olması lazım. Ama Müslümanların Türklüğe başlamalarıyla birlikte Müslümanlığın ana ilkeleri olan namaz, oruç vesaire gibi konuları tırnak içinde, bu benim kendi yorumum, uygulamak zorlarına gelmiştir. Dolayısıyla özellikle Oğuz Türkleri, ki Selçuklar biliyorsunuz Kınık boyuna mahsustur Oğuzları, kendilerine göre bir yeni inanç sistemi, yani Türkmenler dediğimiz, kısmen daha sonra Göktanrı inancının da etkisiyle birlikte İslamiyet'in bir sentezini yapmışlar. Kendilerine göre bir inanç kültürü oluşturmuşlar, Türkmenler özellikle. Dolayısıyla buradaki bizim Türklerin İslamiyet'i kabulü kendi inançları doğrultusunda meydana gelmiştir. Sizin burada ifade etmeye çalıştığınız mesela şeyde Tuğrul Bey'in yapmış olduğu en büyük hatalardan biri, ki o zaman da şeyden sonra, ölümünden sonra özellikle Alparslan ve Melikşah döneminde de vezir olarak Nizamül Mülk'ü tercih etmeleridir. Nizamül Mülk biliyorsunuz İranlı, Farsi'dir. Zerdüşt inancına sahiptir. Ve o dönemde bütün Türklerin dili Farsça'ya dönmüştür. Farsça bir kültür olarak ortaya çıkmıştır. Yani Türkler Türk dilini yavaş yavaş kaybetme olayı vardır. Hazar'ın kuzeyine bakıyoruz, orada Hazar Türklerini görüyoruz. Onlar Musevi inancını benimsemiş. Yani Yahudiliğe kısmen daha yakın bir inanç sahibi. Harzemşahlar Devleti'ne bakıyoruz, hala Uygurların beraberinde getirmiş olduğu Maniizmin etkisini görüyoruz. Yani Türkler dağınık bir yapıda olduğu için Türkler için genel bir din tanımı yapamıyoruz. Türkler şuna inanır diyemiyoruz. Yani bugün Göktürkler de Türk, Uygurlar da Türk. İkisi birbirini katlediyor. İkisinin de dini inancı farklı. Aile yapısı da farklı. Yani bugün Anadolu beyliklerin durumunu da göz önünde bulundurup farklı değil yani. Hepsi Türk olduğu halde tarihsel kitaplara bakıyoruz ki işte Dulkadiroğlu beyliğini ele geçirdi. Karamanoğlu Mehmet Bey'i işte yok etti. Şunu şöyle yaptıydı. Onlar da Türk. Yani dolayısıyla bu konular biraz dinle ırkı karıştırmamak gerekiyor. Evet, şeyden sonra Türkler benimsemiş, o yönde çalışmalar yapmış ve genel olarak Hanifi mezhebini benimsemişler amelde. Amelde yani yapılan İslamiyet'in yerine getirilmesiyle birlikte ortaya çıkan ameli dediğimiz bir inanç kültürü. Maturidilik ise itikadi bir mezhep olarak ortaya çıkıyor. Yani İmam Maturidi tarafından kurulmuştur. Kendisi Türktür zaten. İtikadi mezhepler grubundadır. Tamamen Eşariliğe karşı bir görüştür. Hasan el-Eşari'nin görüşüne ayrı bir görüştür. İkisinin yıllarca bir mücadelesi vardır. Ama bu İmam Gazali'nin devamı olan İbn-i Teymiye ve Hasan el-Eşari'nin şu anda selefilik inancına sıyrılan bir koludur. İmam Maturidilik de mesela benim, belki sizin de aynıdır. Bizim çok kaplı şeylerimiz vardır, nüfus kağıtlarımız. Böyle birkaç sayfada. Orada yazardı yani ameliyi de Hanefi, itikatta Maturidi diye yazardı. Şimdi öyle bir şey yok, kalktı. Maturidinin kim olduğunu bugün, yani atıyorum 50 yaş sonrası olan grup bile bilmez. Unutturuldu belirli amaçlarla. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz yani. Maturidilikle İmam Maturidi'yi bugün bir mezhep olarak ortaya çıktığını kaç kişi biliyor? Ayrı konu. İşte benim de asıl, yani şimdi bakın ki, yani özür dilerim. Yani burada yani bir yerde ben görmedim. Bizim nüfus cüzdanımızda yoktu. Demek babalarımızınki de vardı. Yani dini İslam, mezhebi Hanefi, efendim işte itikadı Maturidi. Evet. Demek yani bunu devlet böyle yazdıysa, bu Maturidilik işi
Türkiye'nin Türk din dünyasında, yani şu Anadolu deyimiş olmasa veya Cumhuriyet din anlayışında önemli bir yeri var ve hiçbirimiz bu konuda hiçbir bilgimiz yok. Yani ben buna hafif temas edip, yani bu büyük soru işaretinin altını nasıl doldururuz? Ha, bildiğimden değil, sadece bir şey olarak, tamam, sual işareti olarak zihnimi meşgul ettiği için açıklığımı hissettim. Çok teşekkür ediyorum. Yani siz vakıfsınız, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz efendim. Remzi Bey, buyurun efendim. Sayın Remzi Uysal, buyurun. Daha sonra da İsmail Bey sırada. Evet. Öncelikle siz arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bir toplantıyı düzenlediğiniz için ve de Sayın Necip Dalkılıç'a da teşekkür ediyorum verdiği bilgiler için. Fakat ben biraz geç katıldım. O nedenle eğer ki soracağım şeyler, sorular yanıtlanmış ise, daha önce konuşulmuş ise şimdiden özür diliyorum. Türklerin İslamiyet'le tanışması öyle, yani gökten zembille inen bir vahiyle olmuş değil. Yani buna siz değindiniz Necip Bey. Yani onu unutmamak lazım. Talkan ve Cürcan savaşlarında katledilen Türklerin sayısı hep değişik verilse de büyük rakamlar tutuyor. Ve Selçuklular da İslamiyet'i kabul etmiş iseler, İslami olarak Anadolu'ya gelmiş iseler, daha önce katledilen atalarının, babalarının onlara devrettikleri o mirasla gelmişlerdir. Bakın benim sormak istediğim şu, aslında Moğollar Hülagü Han Bağdat'ta kütüphaneleri yakıyor. Yakıyor ve hatta nehirlere atıyor. Nehirler günlerce boyalı akıyor. Peki bu Moğollar Anadolu'ya geldiğinde Mevlana ile iyi geçinmelerin nedeni ne oluyor? Ona niye hoşgörülü davranıyorlar ve de bildiğimiz, okuduğumuz kadarıyla da Mevlana'nın ahi evrene karşı olan, yani hıncı nedeniyle Moğolların ahi evreni öldürdüğü de söyleniyor ve de mallarını da Mevlana'nın müritleri tarafından yağmalanıyor. Bunun gerçeği sizce ne derece doğrudur ve de hoşgörüden bahsedersek devamlı Mevlana'nın gel kim olursan ol gel der diyebiliyoruz. Yani eğer ki burada Hazreti sözünü andıysam geri alıyorum sözümü lütfen. Fakat aslında Anadolu'daki hoşgörüyü Hacı Bektaşi Veli geliştirmiştir. Yani onun dergahına Sarabuda testisiyle gelen Rum'u içeri almıştır. Rum demiştir ki ya benim şarabım var olsun. Onunla birlikte geldi diyerek hoşgörüyü göstermiştir. Bilmem sizce de böyle midir? Teşekkür ediyorum. Şimdi Remzi Bey bir konuya açıklık getirmekte yarar var. Türklerin toplu olarak İslamiyet'i kabul edişi Karahanlılar, yani Saad Burhan döneminde olmuştur. Ama daha Yezid dönemi yaklaşık olarak 700'lü yıllarda sizin de bahsettiğiniz gibi Anadolu'da çok çok büyük Türk katliamları olmuştur. Ki üstelik şeyi kabul ettikleri halde İslamiyet'i kabul etti. Özellikle Tarkın Hatun zamanındaki bu çok önemli savaşların olduğu bir yerdir. Maalesef yani o zamanki Türk devletlerinin zenginliği adı aklıma gelmiyor. Yezid'in komutanının gözlerini fal taşı gibi açmış. %10'a etmektense tamamını alayım diye binlercesini öldürmekle birlikte bir de binlercesini de köle olarak satılmak üzere getirmiştir, Şam'a getirmiştir. Şimdi bu tartışılmaz olan bir konu. Tarihi kayıtlarda bunu görüyoruz. Dolayısıyla bunların haricinde bir konuya da kısaca değinmekte yarar var. Bu sürecin olduğu dönemde Moğollara, ki bilirsiniz 1273 yıllarında o zamanki Marco Polo'nun seferleri var. Marco Polo'nun amcaları da daha önceden gidiyorlar. Ve ne olarak gidiyorlar? Hristiyan dininin misyonerleri olarak gidiyor. Yani Moğolların dini inancı içinde Hristiyanlık var. Hatta deniyor ki doğudan
Moğollar batıdan Haçlı seferleriyle tırnak içinde İslamiyet'i ve Türklüğü yok edebilir miyiz? Bu tema işleniyor. Bu çok önemli bir temadır. Yani Moğolların içinde Hristiyan kökenli olanlar, hatta şeyler bile, sultanlar bile vardır. Hatta o dönemde çok önemli bir kitap var da şu anda aklıma gelmiyor. Tamamen misyoner olarak Moğolistan'da uzun dönem bulunmuşlardır. Ha, normal olarak kitapların yakılması vesaire, Hülagu'nun şuyu buyu vesaire. Yani bunlar Moğolların kültürüyle ve kültürsüzlüğüyle ilgili bir olay. Yani herkesin kitaplara bakış açısı farklı. Onlar özellikle İslamiyet'e karşı girişilmiş bir hareket olup, bildiğiniz gibi o zamanki halife şu anda aklımda değil, bir çuvalın içine koyup atlarla top oynamışlardır. Yani ezerek o halifeyi katletmişlerdir. Ha, bunun amacında, gaddarlığın haricinde başka bir şey var mı yok mu vesaire, ayrı konu. Asıl burada Moğollar Anadolu'ya geldiği zaman Anadolu'ya mukavim eden, ona karşı gelen özellikle Sivas'ta Ahi Evren ve Ahilerdir. Ve Kayseri'de binlerce Ahi yok edilmiştir. Ama biraz önce de şey bahsetmişti, Mehmet Bey, pardon Kazım Bey bahsetmişti, Cafer el-Sadık'tan bahsetmişti. Mesela Cafer el-Sadık Ebu Müslim Horasani kendisine gitmiştir. Demiştir ki, ben Emevilere karşı bir hareket yapıyorum 750 yıllarda, seni halife olarak ilan etmek istiyorum. Bunu kabul et. Cafer el-Sadık o zaman demiştir ki, benim İslam inancına göre mevcut bir halife varken onun yerine alternatif olarak ben karşı çıkamam. Bunun üzerine Ebu'l-Abbas, yani Hazreti Muhammed'in amcalarından biri olan gitmiştir Ebu Müslim Harasani. O halifeliği kabul etmiştir. Daha sonra o hareket içinde yer almıştır ve Emeviler yıkıldıktan sonra Abbasi Hanedanı ortaya geçmiştir. Şimdi Mevlana'da da bu sünni itikat vardır. Eğer bu ülkeyi Moğollar gelmiş buraya yönetiyorlarsa ben ona yönetene karşı çıkamam düşüncesini savunuyor. Yani yönetime destek veriyor. Ama Ahi Evran'la ilgili önceden problemine gelirsek, Bahattin Veled'e kadar gideriz. Yani Mevlana'nın babasına kadar gideriz. O zamanki Samanoğulları, ki Türk devletidir, o dönemde yoğun bir tasavvuf kültürünü geliştirip çalışan birisidir. Onun yaşadığı dönemde de ayrıca orada Fahrettin Razi dediğimiz, yine İslamiyet'teki akılcı ekollerin temsilcisi olan bir kişi vardır. O zaman da Bahattin Veled semah dediğimiz olayı yaptığı için Fahrettin Razi onu eleştirmiştir. Demiştir ki, Tanrı'ya ulaşmak için akıl yeterlidir. Senin yapmış olduğun bu sema hareketi, işte dans etme, dönme, çalgı İslamiyet'e zarar veriyorsun diye o zamanki Samanoğulları devletinin sultanı şikayet etmiştir. Orada mesela çok ilginçtir. Bahattin Veled demiştir ki, Tanrı'ya akıl ile ulaşabilmek mümkün değildir, ancak tasavvufla ulaşılabilir, o zamanki görüşü ifade etmiş. Ancak Fahrettin Razi o zamanki sultanı ikna ettiği için Bahattin Veled Samanoğulları devletinden kovulmuştur. Mecburen Malatya'ya gelmiştir Bahattin Veled ve orada irşat görevlerini yerine getirmiş. İşte sonra Konya'ya gelmiş. Konya'da öldükten sonra da yerine Mevlana Celaleddin Rumi yerini almıştır. İlginç olan, Fahrettin Razi'nin en önemli öğrencisi Efaettin Kirmani'dir. Efaettin Kirmani 1183 yılında Futuhiyet Teşkilatı'nı kuran 34. Abbasi Nasır Nüdilah'ın Anadolu'ya Futuhiyet Teşkilatı kurması için gönderdiği kişi. Onun yanında kim var? Muhittin İbni Arabi var, Ahi Evran var. Yani Efaettin Kirmani'nin öğrencisi olan Ahi Evran'la
Bahattin Veled'in oğlu olan Mevlana Celaleddin Rumi'nin karşıtlıkları daha buradan başlıyor. Yani babalardan, hocalardan başlayıp bir karşıtlığı söz konusu oluyor. Moğollar Anadolu'ya geldiğinde işte ki o dönemde şeydeydi, Ahi Evran Kırşehir'de hapisteydi. Oradaki ahilerin büyük direnişine karşın yaklaşık 20 bine yakın ahi Kayseri'de katledilmiştir. Hatta Ahi Evran'ın karısı Fatma Bacı da satılmak üzere, köleleştirmek üzere Şam'a götürülmüştür. Ve o dönemden itibaren Mevlana'nın işbirlikçi olarak yorumlanmış olup ahiler tarafından şey yapılmıştır, eleştirilmiştir. Mevlana da kendisini dediğim gibi bu şekilde bir savunmanın arkasına saklanarak kendini savunmuştur. Ama özellikle o zaman Moğolların Anadolu'yu yönetmek için Cacuhan diye galiba şu anda net hatırlamıyorum bırakmış oldukları kişiye Nurettin Caca hocam. Nurettin Caca'ya Mevlana ile araları çok iyi olduğu için ahilerin ne kadar şeyleri varsa tekke, zaviye ve şeylerini Mevlevilere terk etmiştir. Dolayısıyla buradan bir husumet başlamıştır. O yüzden birbirlerini sevmemişler. Ama ilginç olan şudur ki Mevlana Celaleddin Rumi öldüğü zaman onun yerine geçen bir ahidir. Yani o dönemde görüşler o kadar girift ki bu şekilde değişime uğrayabiliyor yani. Ahi Hüsamettin'dir mesela. Hatta Mesnevi'nin ilk yazılmasına da katkıda bulunan kişilerden biridir. Ama temelde Mevlana ile Ahi Evren arasındaki ilişkinin temeli Samanoğullarındaki olaya kadar gider. Bu şekilde özetlemiş olayım. Bu konuda Mikail Bayram hocamızın çok güzel bir kitabı vardır. Mikail Bayram, Konya Selçuk Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nde görevliydi. Ben en son görüştüğümde 90 küsur yaşındaydı herhalde. Sağlığı bilmiyorum artık ne derece. Onun kitaplarından bu konuda destek bulabilirsiniz. Ayrıntılı çalışmaları bulabilirsiniz. Teşekkür ederim. Peki Hacı Bektaşi Veli ile ilgili şimdi çok güzel bir konuya değindiniz. Durumu var mıdır? Hacı Bektaş Veli tamamen bu ikisinin durumundan farklı olarak ortaya çıkmıştır. Yani Hacı Bektaş Veli ile Ahi Evran arası ilişkiler çok iyidir. Yani Hacı Bektaş Veli'nin hayatıyla ilgili olmak üzere bir velayetname ve biri Farsça, biri Türkçe yazılmış. Hangisi hangisi olduğunu şu anda hatırlayamıyorum. Bir menakıtname ve bir velayetname vardır. Ama bu konuda o dönemde en şey kabul edilen eser Eyvan Çelebi'nin Tevaili Osmani diye bir kitabı vardır. Bu Eyvan Çelebi de Babai Hareketi'nin lideri olan Baba İlyas'ın torunudur. Yaşayan bir tarih olarak bu kitabı yaklaşık 1400'lü yıllarda şey yapmıştır. Oraya baktığımızda Hacı Bektaş Veli'nin 1207-1271 yılları arasında yaşadığını ifade etmektedir. Yine Ahmet Eflaki, bu kendisi aslında Mevlevi'dir. Ariflerin Menkıbeleri diye iki ciltlik bir eseri vardır. O da aynı görüşü savunmuştur. Şimdi Hacı Ahmet Yesevi'nin 1166 yılında öldüğünü kabul edersek, Hacı Bektaş Bey'in 1207 yılında doğduğunu görürsek bir kere karşılaşmaları mümkün değil. Ama bu konudaki menakıtnamelerde şöyle bir ifade var. Lokman Palandi'yi Hacı Ahmet Yesevi Hacı Bektaş Veli'yi yetiştirmesi için görevlendirmiş. Ona irşat vermesi için de Anadolu'ya göndermiştir. Dolayısıyla Hacı Ahmet Yesevi ile ilgili olmak üzere Hacı Bektaş Veli'ye bağlayan organik bağ Lokman Parandi'dir. Ama şu bir gerçek, şeyde velayetname de ve Hacı Ahmet Yesevi'nin Fakirname adlı bir kitabında klasik olarak 4 kapı 40 makam
Her ikisinde de var. Dolayısıyla bunun ortak yanları ortaya konularak şu anda Bektaşi literatüründe Hacı Ahmet Yesevi'nin bir öğrencisi olarak Anadolu'da irşat faaliyetlerini görevlendirmek amacıyla Hacı Bektaşi Veli'ye yetki verildiği ifade ediliyor. Ama bir parantez açayım. Bektaşiliğin asıl kurucusu Balım Sultan'dır. Çünkü Hacı Bektaşi Veli'nin döneminde Bektaşiliğin belirli bir kural ve bir tarikat olarak varlığından söz edebilmek mümkün değil ama daha sonraki süreçte 1500 yaklaşık 16 yıllarda Dimetekodan Anadolu'ya gelen 2. Beyazıt tarafından getirilen Balım Sultan Bektaşiliğin ilke ve tarikatlarını kurmuştur. Hacı Bektaş Veli sembol bir isimdir bugün yani Türk dünyasında. Faaliyetleriyle ve şeyleriyle Ahevran'la da dostlukları çok iyidir. Gerek velayetnamede gerekse menkıbede bu konular geçer. Bilmiyorum. Yani her biri çok uzun bir konu ama dinleyicilerin de sabrını fazla zorlamadan bu şekilde kısaca özetlemiş olayım. Dediğim gibi bunların her biri ayrı bir konferans konusu. Çok teşekkür ediyorum. Doğru söylüyorsunuz. Ben de Mikail Bayram Hocam'ın kitaplarından bir iki tanesini okudum. Zannediyorum ki bu bir davası var. Hala sürüyor mu bilmiyorum. Bu Mevlana, Mevlevi denliğiyle ya da vakfıyla bir problem var bu yüzden. Onu da duymuştum. Yani mahkeme devam ediyor mu yoksa bir yere vardı mı bilmiyorum. İsmail Bey, buyurun. Herkese iyi akşamlar. Necip Hocam, bu güzel sunum için çok teşekkür ederim. Bu saate kadar konuştunuz, yoruldunuz. Ama ben sizin bu konuşmanızdan yani bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum. İhvan-ı Safa'nın düşünce anlayışından bahsettiniz. Batı medeniyetlerinin esin kaynağı olduğunu, Reform ve Rönesans'ın gelişmesine etkili olduğundan bahsettiniz. Biz buradan şunu çıkarmamız gerekiyor mu? Şu anki İslam dünyasının veya bulunduğumuz ülkemizin ahlaki ve toplumsal yapısındaki yozlaşmadan kurtulmak için bu gibi felsefi düşüncelerden nasıl yararlanabiliriz? Hatta bahsettiğiniz teoloji üniversitelerimiz veya okullardaki hocalarımız bu konuyu dile getirip dünyadaki paradigmalar değişirken uzay çağı ve yapay zekanın hakim olduğu bir dünyaya giderken batıya önder olmuş bu düşünce sistemi bizim için bir düşünce sistemi olabilir mi? Bizi etkileyebilir mi? Yani bu konuşmalardan ne çıkarmamız lazım? Bize bir yol gösterici olabilir mi? Diye sormak isterim. Sağ olun. Şimdi zaten yol göstericiliği 1050 yıllarda kesilmiş. Yani bu konuların İslam dünyasında bilinmesi ve tartışılması pek istenmiyor. Biraz önce de bahsettiğim bir olay var. O dönemin şartlarıyla bugünün şartlarında yöneticilerinin çıkarlarına aykırı bir takım görüşler var. Mesela bir başka konu der ki, cennet ve cehennem diye bir kavram yoktur, ahiret diye bir ilaç. Cennet ve cehennem yaşadığımız andadır diyor. Şimdi siz bugün İhvan-ı Safa'nın bu görüşünü söylemeye kalktığınızda bu ülkede neler olacağını anlatmama gerek yok yani. Cennet ve cehennem diye bir kavram yok. Şöyle diyorlar, yani o dönemdeki İslam dünyası toplumunu ikiye ayırmışlar. Avam ve havas. Avam dediğimiz olaylar, bugün Maslow'un piramidindeki en altta iki seviye var ya, sadece yaşama, beslenme ve üreme ile ilgileniyor. Onun haricinde hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Yani hayatında bir kitap bile okumamış. Bilimsel bir makaleden haberi yok. Bugünkü klasik anlamda cam kültürünün seyircisi. Kendisine sürekli bir şeyler empoze ediliyor. O empoze edilenleri kabul ediyor. İkinci kısım dediği, havas dediği ki İhvan-ı Safa'nın bu konuda meraklı, yani İslamiyet'in beş klasik o namaz, oruç vesairelerinden daha ziyade içini,
iç durumunu öğrenmek isteyenlere hitap ediyor. Şimdi siz bugün diyorsunuz ki ya biz bundan yararlanamayız. Bir üniversitenin rektörü günümüzde bize okumuş adam lazım değil, bize cahil insan lazım demesi günümüzün bir yansıması. Hiç dikkat ettiniz mi? Bugün Türkiye'yi yönetenlerin çevresinde hiç ilahiyat fakültesinden bir hoca var mı? Bir prof var mı? Yok. Ama bol bol İmam Hatip Liseli kişiler var, mezunları var. Bu nedenle hiç kimse kendi ayağına kurşun sıkmak istemez. Daha açık bir şey söyleyemeyeceğim yani. Dolayısıyla siz İhvan-ı Safa dediğiniz zaman bundan yararlanacak olan kişi bir elin parmaklarını geçmeyecek. Yani çok küçük bir azınlık. Bahsettiğim gibi 8-10 kişilik de bir ilahiyat fakültesi hocasının çaba ve gayretiyle bunlar tercüme edilmiş, şey yapılmış. Ha diyeceksin ki bunları kaç kişi okuyor? Hiç fark etmez. Yani bu bir kültürel akım. İnsanların bunun farkında olması bile bir kazanç. Yani ben İhvan-ı Safa'nın bu risaleleriyle ilgili olayları size anlatmadım. Yani o kadar şey var ki. En basit Farabi'den örnek vereyim. Farabi ki filozoflar diyor peygamberlerden daha üstündür. Bak. Fazilet-ül Medine diye bir kitabı var. Yani Erdemliler şehrinde. Bir diyor şehri yani bir ülkeyi yönetebilmek için 12 tane şey sayıyor. Özellik sayıyor. Dolayısıyla diyor bunu ancak diyor filozoflar yerine getirebilir. Filozoflar o noktaya belirli araştırmaların sonucunda gelmişlerdir. Bir emek sarf etmişlerdir. Halbuki peygamberlere sadece vahiy gelmiştir. Bu nedenle o dönemde yani 870-950 yılları arasında Farabi peygamberlerden üstün tutuyor filozofları. Ama daha sonra Gazali diye biri çıkıyor diye bize felsefeye ihtiyacımız yok. Bizim araştırmaya ihtiyacımız yok. Bize sadece Kur'an yeter. Diğer kitapların hepsini yakın. Dolayısıyla yöneticilerin işine gelmediği için bu konuda benzer ilerlemelerin ve bize örnek teşkil etmeleri dediğimiz genel bir ifade bana biraz tırnak içinde hayalci gibi geliyor. Ben sizin kadar iyimser değilim. Yani bu toplumun bu kadar tırnak içinde cahil bırakılması bazı kişilerin işine geliyor diye. Kısaca. Necip Hocam, tabii ki şu anki biz durumu konuşmuyoruz. Eğer biz Atatürk'ün çizdiği yol ilim ve bilimse bize düşen çok görev var. Şu anda atılması gereken tohumlar varsa o da bize düşüyor. Biz ne yapabiliriz? Bunu konuşmamız lazım. Şu anki yönetim anlayışı eğer bu şekilde giderse Osmanlı'nın kaderini zaten paylaşacağız. Ama bize düşen görevler neyse biz onu yapalım ki ileride Atatürk'ün o zaman attığı tohumlarla şu anda bizler varız. Bizden sonraki nesillere bırakacağımız bir şeyler olması gerekiyor. Bunu da yapacak olan o Maslow'un piramidin üstünde dediğimiz insanların yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Sağ olun. Aynen İsmail Bey, aynen katılıyorum. Biz sadece bilgilendirme görevimizi yapıyoruz. Bu bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Bunlardan feyiz alanlar, bunları merak edenler. Yani aslında şöyle bir örnek vereyim. Yani Haçlı seferlerini bile ülkemizde bir tek, şu anda adı aklıma gelmiyor, bir tek hoca ve onun doktora öğrencisi kitap yazmıştır. Yani Türkleri ortadan yok etmek için düzenlenen bir harekatta bu konuyla ilgili iki kitap var. Neydi? Fikret de şu anda adı aklıma gelmiyor. İki kitap. Haçlılarla ilgili biz ne biliyoruz? Hiçbir şey. Ama bir o olayın döşenişini bir inceleyip araştırsanız Allah'tan kendi kendilerine Steve Ransiman diye üç ciltlik bu konuda bir kitap yazmış. Bugün bütün bu konudaki tarihçilerin başucu kitabı. En doğruyu o söylüyor. Yani Haçlı seferleri niye oldu? Doğunun zenginliğini yok etmek. Avrupa'nın açlığını gidermek, hastalıklardan kurtulmak amacıyla bir temizlik harekatıdır Haçlı seferleri. Yani feodal sınıfın 1215'teki kurulan
O zamanki canlı yine kusura bakmayın bu ara şey yapıyorum. İngiltere'de ilan edilen İngiltere yönetimi ile şeyler arasında anlaşma feodaller. Magna Carta. Magna Carta'yı biz 1810 yılında 2. Mahmut döneminde ancak yapabildik. 1810-1215. Yani biz doğudaki hani IŞİD doğudan yayılır ilkesini maalesef yerine getiremedik. Sadece aşağı yukarı 1876 ile 1938 dönemini göz önünde bulundurursanız o da Mustafa Kemal'in sayesinde Türkiye bir aydınlanma yaşadı ve çok çok büyük adımlar attı ama daha sonraki süreçte maalesef kazanılmış olan bütün ilerlemeler diyeyim veyahut da şeyler atılımlar şimdi parça parça kesile 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 gidiyoruz. Çok üzücü bir olay. Ama şurada 30 kişinin bile en azından böyle bir felsefi okulun olmasından bilgileri olması veya ekolün olmasını bilmeleri bile bence yeterli. Yapabileceğimiz daha fazla bir şey de pek olduğunu zannetmiyorum İsmail Bey. Söylemeye çalıştım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ben yapabilecek şeyimizin olduğuna inanıyorum. Önümüzde bir seçim var. Tabii oraya girmeyelim ama demek bir şeyler yapabiliriz. Biliyorsunuz siyaset biraz bize şey. Evet. Kazım Bey'in kısa bir katkısı olacaktı. Buyurun Kazım Bey. Daha sonra da Zeynep kızımız bir yazılı mesajı var. Onu okuyacağım. Teşekkür ediyorum. Hocamın hoşgörüsüne sığınarak biraz önce ismini hatırlamadığı Emevi komutanın sanıyorum Kutaybe bin Müslüm olduğunu doğru değil mi hocam? Doğrudur. Evet. Kutaybe ile ilgili söz bana gelmişken hemen burayı değerlendireyim. Kutaybe'nin Türkleri Müslümanlaştırmak için yapmış olduğu zulümler yani pek anlatılmaz. Çok böyle basite ve aza indirgeleyerek söylüyorum. Hiç öldürmemişse yüz binlerce Türk'ü öldürmüş, kazığa geçirmiş. Efendim köle edip satmış. Yani araştıranlar onun ne kadar yani Türklerin gönüllü olarak İslam'ı benimsemedikleri İslam çok büyük bir zor ile bu şekilde şey ettiklerini. Aynı şekilde gene Emevilerin bir komutanı daha var. O da Zalim Haccac lakabıyla bilinen Mekke'de. Mekke'yi mancınıklarla yıkıp efendim sadece Yezid idaresine isyan edenler orada kümelendiği için Kabe-i Beytullah'ı mancınıklarla yıkmıştır. Efendim şimdi şu anda işte Fil Suresi'nden bahsediliyor. Hazreti Muhammed doğmadan önce onun daha beterini canlı olarak Haccac'ın yerine getirdiğini vurgulamakta yarar var. Son olarak küçük bir katkı daha sunayım hocam. Hoşgörünüze sığınarak. Şimdi şu sıralar İsveç'te Kur'an'ı yakan bir densizin bir hareketi var. Bizim hükümet özellikle devlet erkanı, siyasiler ayakta. Ben hayret ediyorum. 10-12 sene kadar önce İncirlik Amerikan üssünden 5 tane asker İncirlik'te bir camiye gitmiş ve caminin camını kırarak içeri girmişlerdi. Kur'an-ı Kerim'i indirip ayaklar altında çiğnemişlerdi. Bu basına yansımıştı. Ben o dönemlerde tık çıktığını duymadım. Tık çıktığını duymadım. Ben bu böyle aslında bunun bir ismi var. Bir anlam, bir ismi var. O ismi size olan saygımdan ve izleyicilere olan saygımdan dolayı ifade etmeyeyim. Kısaca buna da bir değinmiş olayım. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederiz. Hocam Zeynep Nur Karaca kızımız teşekkür ediyor. Benim sorum materyalist ekolde İslam filozoflarının Tanrı'nın varlığını nasıl maddeleştirdikleri olacak. Çünkü bir yandan savundukları bir düşünce var, varken diğer yandan inandıkları bir inanç var. Ve bu inancın soyut ve maneviyatı materyalist olan tarafı kadar var olduğunu düşünüyorum demiş. Ne dersiniz? Bir daha okumamı ister misiniz?
Yok yani şimdi şöyle, ben tabii ayrıntısına girmedim. Hı hı. Yani burada maddenin haricinde hiçbir şeyi kabul etmiyorlar. Bütün yaratılışlar maddeyi etken bir oluşum olarak kabul ediyorlar. Burada zaten daha fazla özellikle İbn-i Ravandi'nin yaşamasına da izin vermedikleri için bu ekol daha sonra Mutezile ekolünün içiyle erimiştir. Yani maddeyi her şeyin bir başlangıcı olarak kabul edip yani bir nevi evrimi çağrıştıran normal bir hayat tarzının geliştiğini ifade ediyorlar. Ve onlar mesela maddelerin de, cansız olan maddelerin de ruhu olduğuna inanıyorlar. Çok ilginç yani. Dolayısıyla bu ekolün temsilcileri, bu çok farklı bir konu. Dolayısıyla ateizmin ilk başlangıcı diyebiliriz. Yani o zamanki düşünce yapılarına göre. Bilemiyorum tam cevabı oldu mu? Yani maddeyi esas kabul edip, Levent Bey tam oturtamadım galiba. Ben anladım ne demek, yani ne olduğunu. Umarım kafi olmuş mudur bilemiyorum ama ben anladım yani konuyu. Yani. Evet. Bu ara İhvan-ı Safa da evrimi kabul eden bir görüşe sahiptir. Onu da belirteyim yani bayağı. Ya çok farklı. İhvan-ı Safa yani günlerce konuşabilmek mümkün. Günün şartlarına göre o kadar ilerici fikirleri var ki. Evet. Mesela şeye Abbasi Devleti'ne ömür biçiyorlar. 250 yıldan fazla daha fazla yaşayamaz diyorlar. Ona göre kanıtlar ortaya koyuyorlar. Yani dediğim gibi çok ilginç bir ekol. Ama maalesef işte en fazla 100 yıllık bir serüveni olmuş. Daha sonra bazı kişilerin işine gelmediği için sonlandırılmış. Evet. Zeynep mesaj yazmış. Evet evet demiş. Yeterli oldu. Çok teşekkür ederim demiş cevabınız için. Efendim teşekkürler var. Erol Bey aydınlanma sakıncalı demek ki demiş. bir laf vardır. Çocukların karanlıktan korktuğunu anlarım da demiş. Büyüklerin aydınlıktan korktuğunu niye korkarlar onu anlamam demiş. Bu da herhalde başka bir boyut olsa gerek. Bülent Başaran Bey buyurun el kaldırmışsınız. Buyurun efendim. Efendim öncelikle Necip Bey'e çok teşekkür ederim. Çok güzel güzel bir anlatımdı. Benim tabii 12. yüzyılda bitmiş olan bir akım bu. Bizse Anadolu'ya ancak işte 1071-1300'lerde de Osmanlı desek. Yani sonuçta Türklerin pek büyük bir katkısı olmadığını zaten bütün üretilen bütün bilginin de Arapça olduğunu düşünüyorum. Öyle değil mi? Osmanlıca veya Türkçe veya Sanskritçe herhangi bir yazı yok. Bu çünkü zaten bütün bilim adamları da Arap kökenli anladığım kadarıyla. Her ne kadar biz İbn Sina'ya ve diğerlerin bazı işte Farabi'ye Türk kılıfı bitsek bile kendilerinin ürünleri Arapça. Sonuçta Türk bir bilgi yok ve bizim Türklerin de pek büyük bir katkısı yok gibi görünüyor, öyle değil mi efendim? Maalesef tamamen farklı noktadayız. Yani Türklerin lütfen dinleyicilerim ırkçı bir şey düşüncede almasın. Bakın yeni Platonculuğun gelişmesini bile sağlayan Amonium Saccas dediğimiz bir Türktür. Yani yeni Platonculuğun kurucusu bir Türktür tırnak içinde. Gelelim şey, yani Meşai felsefi ekolünün kurucusu olan Farabi Türktür. Ahmet Serasi Türktür. İbn Sina Türktür. Fahrettin Razi, yani şeyi kuran naturalistleri, doğacıları kuran Türktür. Yani bu konuda ben bir araştırma yaptığımda İslam felsefesine katkısı, yani o dönemin aydınlanma çağına katkısı olan 102 tane Türk var. 102. Ama maalesef
nasıl ki Selçuklular Farsçayı ana dil olarak kabul etmişlerse, daha sonra da İslamiyet'in konuşma dili olan Arapça'da Türklerin de dahil olduğu birçok konumda ana dil, konuşulan bir dil olarak gitmiştir. İşin kötü yanı, özellikle 1517 yılında Yavuz Sultan Selim Ridaniye Savaşı'ndan o zamanki Fatimi Halifesini İstanbul'a getirirken beraberinde 2000 tane Selefi inanca sahip alimleri de getirmek zorunda kalmıştır. Yoksa başka türlü böyle bir olay olmayacak. Ve 1517 yılından sonra, yani yaklaşık 1518-1520 ve Kanuni dönemlerine doğru geldiğimizde bir Ebu Suud Efendi ve Selefi ekolün Osmanlı'ya hakim olduğunu görüyoruz. Yani bizim klasik, biraz önce Maturidi ile ilgili olmak üzere şeyi artık unuttuk. Onun yerine Selefi inancı söz konusu oluyor Türklerde. Yani bir değişime uğruyoruz köken olarak. Dini anlayışta da bu söz konusu. Biz hem dilimizi hem inancımızı kaybediyoruz. Olaya öyle bakmak lazım. Yani millet yerine ümmet ortaya çıkmaya başlıyor. Ümmet dediğiniz zaman da zaten, daha fazla burada şey yapmayayım, ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bugün bizi ümmete dönüştürme yönünde büyük çabalar var. Yani Türk olmaktan gocunan, Türklüğü tabelalardan indiren Osmanlı döneminde başlıyor. Hatta Osmanlı kendi şeyine güvenmediği için, yetiştirdiği çevresindeki Türklere güvenmediği için Yeniçeri ordusunu bile devşirme kişilerden kuruyor. Kendilerine yönetici sınıf olarak Endurun'u kurma amacı yine bu devşirmelerden devleti yönetecek kademede vezirdir, şudur budur kişileri yetiştirmek. Yani Osmanlı Türk olmasına rağmen Türklüğü demeyeyim şey artık. Yani onun için anladım efendim. Türk araştırmacıları yabana atmayın. Sadece önleri kesildiği için şey yapılıyor. Yoksa bugün felsefe olarak, İslam felsefesi olarak Türk düşüncesi hak. Ha, diyeceksiniz ki onun için mi bu haldeyiz? Ben sadece kısa bir cümle kurayım. Bu yaşadığımız ülkede İslam dininin İslamlıkla bir ilgisi yok. Kısaca öyle. Bu yaşanılan din İslamiyet değil. Teşekkür ederim efendim. Efendim teşekkür ederim. Gene teşekkürler var. Erol Bey demiş ki, görev demiş Bursa Nutku ile verilmiştir. Birlikte olmadığımız için gerçekleştirilememiştir demiştir. Katılmamak mümkün değil. Teşekkürler var. Evet, birçok. Evet, başka bir soru yok efendim. Teşekkür ederiz tekrar bütün katılımcılara. Necip Üstadıma sağ olsun, var olsun. Müsaadenizle bu durumda kapatıyorum toplantıyı. Haftaya pazartesi günü görüşmek üzere. Kıbrıs ve Orta Doğu'daki İngilizlerin istihbarat faaliyetlerinden bahsedeceğiz. Bahsedecek daha doğrusu konuşmacımız. Lütfen not alınız. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar diyorum. Teşekkürler. İyi akşamlar. Sağ olun Necip Üstad. İyi akşamlar. Saygılar. İyi akşamlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Evet. İyi akşamlar diliyorum.